Biraz kendimden bahsedeyim. Yaklaşık 20 yıldır iş hayatındayım ve 10 yıldır sosyal medya pazarlaması ve içerik pazarlaması üzerine çalışıyorum. 2017 yılında Smart Solutions sosyal medya ajansını kurdum ve birçok girişimciye sosyal medya stratejisi geliştirme, marka konumlandırması ve içerik üretme konularına hizmet verdim. 2022 yılı Ocak ayında da Canva kütüphanesine şablon üreten tasarımcıların arasına katıldım. Bu ne demek? Canva uygulamasına girdiğiniz zaman kütüphanesinde bir sürü şablon görüyorsunuz. Ve bu şablonları benim gibi tasarımcılar tasarlıyor, creatorlar tasarlıyor. Hep en çok sorulan sorulardan bir tanesi bana nasıl creator olurum? Şimdi biz tabii ki de creatorlar olarak bir portfolyo hazırladık. Hazırladığımız portfolyoyu Canva'ya sunduk. Belli bir değerlendirme sürecinden geçtik. Ve tamamlanan sürecin ardından da başarılı olanlar Canva Creator topluluğuna katılmış oldu. Fakat bugün itibariyle şu anda yeni bir Canva Creator alımı yapılmıyor. Yani içerisi yeterince doldu diye düşünülüyor sanırım. Dolayısıyla henüz yeni alım için bir açık yok. Ama olursa mutlaka duyurusu yapılır. O yüzden Canva Türkiye hesabını ya da Canva'nın diğer creatorlarını mutlaka takip etmenizi öneririm. Şimdi de Canva'nın topluluk elçilerinden birisiyim ve Canva'yı hem daha geniş kitlelere tanıtmak hem de tasarım yapmayı nasıl kolaylaştırdığını göstermek için eğitimler veriyorum. Canvas'a doğru nasıl olunur? Yani Canva'nın topluluk elçisi. Aslında farklı farklı Canvas'a doğru çeşitleri var. Ben Canva'nın creator topluluğunu bir arada tutmak, bağları kuvvetlendirmek, zenginleştirmek amacıyla seçilen elçilerden bir tanesiyim. Ama bunun dışında dışarıya da gönüllü bir Canva elçiliği yapıyorum. Yani bütün bu eğitimleri gönüllü olarak veriyoruz ya da Canva'nın tanıtımını gönüllü olarak yapıyoruz. Eğer bir etkinlik, organizasyon düzenlenecekse bunları kendi istediğimiz için yapıyoruz. Canva'ya duyduğumuz gönülden sevgi ve aramızda oluşan bağ sebebiyle diyeyim. Canva gerçekten global bir firma olmasına rağmen lokal bölgelerde yani yerelde işte Türkiye olsun, Hindistan olsun, Filipinler, İspanya, Fransa, Amerika gibi gibi dağıldığı ülkelerde kendine ait toplulukları olan bir grup ve bu yerel topluluklardaki tasarımcılar yani benim gibi creatorlar büyük bir özveriyle ve büyük bir bağlılıkla çalışıyorlar. Bunu yaratmak da fiziksel bir ofisiniz olmadığı noktada gerçekten çok zor. Dolayısıyla bunu yaratan topluluk elçilerimize de buradan teşekkür etmiş olayım. Kendimden de kısaca bahsettiğime göre bugün neler konuşacağız biraz onun üzerinden geçeyim. Öncelikle size Canva'nın yaratıcı dünyasını anlatacağım. Ardından yapay zeka ile birlikte Canva'ya gelen yeniliklerden bahsedeceğim. Birlikte canlı bir demo yapacağız ve bunu yaparken aslında Canva'nın o tasarım panelini de biraz anlatıyor olacağım detaylı bir şekilde. İşte yeni gelen sunumda anlattığım özelliklerin üzerinden geçiyor olacağım. Son olarak da sorularınız varsa onları yanıtlamaya çalışacağım. Sunum bölümünü mümkün olduğunca hızlı geçmek istiyorum. Çünkü asıl kısım demo kısmı. Asıl göstereceklerimi orada göstereceğim çünkü. O yüzden devam ediyorum hızlıca. Evet, Canva'nın yaratıcı dünyası dedik. Öncelikle Canva nedir sorusuna cevap vereyim. Canva, kullanıcıların herhangi bir tasarım deneyimi olmadan profesyonel tasarımlar oluşturmasına olanak tanıyan çevrimiçi bir grafik tasarım aracıdır. Canva'da tüm grafik tasarım ihtiyaçlarınız için hazır ve uyarlanabilir binlerce şablon bulabilir ya da bileşen kütüphanesindeki öğeleri kullanarak sıfırdan yapabilirsiniz. Canva ile kartvizit, broşür, logo, fiyat teklifi, fiyat listesi, Instagram gönderisi, afiş, dergi kapağı, sunum, sertifika, restoran menüsü gibi 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 aklınıza gelebilecek neredeyse her şeyi tasarlayabilirsiniz.
Peki onca tasarım programı dururken ben neden Canva'yı kullanmalıyım? Aslında onun çok basit bir cevabı var. Çünkü Canva sizi tasarıma kolayca ulaştırır. İsterseniz burada ne demek istediğimi biraz açayım. Canva hayatımızı kolaylaştıracak, tasarım anlamında hayatımızı kolaylaştıracak birçok özellik ve uygulamayı sundu. Şimdi geçmişe bakacak olursak, tabii ne kadar geçmişe bakabiliyorsunuz bilmiyorum ama sonuçta hani kendi penceremden geçmişe bakacak olsam, tasarımın kullanıcılar için hep zor ve karmaşık bir alan olduğunu söyleyebilirim. Eğer tasarımdan anlamıyorsanız ya da herhangi bir grafik tasarım aracını kullanmayı bilmiyorsanız, tasarım yapmak söz konusu olduğunda hep birilerine bağımlı oluyordunuz. Mesela tasarım denildiğinde benim aklıma hemen Adobe programları geliyor. İşte Photoshop, Illustrator, After Effects, Premiere vesaire vesaire. Şimdi bu programlarda tasarım yaparken tek bir tasarım için bile zaman zaman aynı tasarım aracı ailesinin farklı uygulamaları arasında gezinip durmamız gerekiyor. Örnek veriyorum, bir tane fotoğrafı bir afişe yerleştireceksiniz. İşte önce fotoğrafı ışığını ayarlıyorsunuz. Ardından gidiyorsunuz işte istenmeyen öğeler varsa onları silmeye, editlemeye vesaire yapmaya çalışıyorsunuz. Sonra oradan gidiyorsunuz Illustrator'da. Eğer illüstrasyon yapacaksanız ya da ona benzer bir çalışmanız olacaksa onu kullanıyorsunuz vesaire vesaire derken sonra gelip hepsini birleştiriyorsunuz. Keza yine işte bir video düzenleyeceksiniz. Premiere'i kullanıyorsunuz. Sonra geçişler vesaireler eklemek için ya da işte hani ufak tefek animasyonlar olsun, metinlerde derseniz After Effects'i kullanıyorsunuz. Dolayısıyla böyle aynı tasarım aracı ailesindeki farklı programlar arasında gelgitler yaşıyorsunuz. Canva, kullanıcı dostu arayüzü ve yardımcı araçları sayesinde tasarım yapmayı hem herkes için ulaşılabilir ve kolay bir hale getirdi, hem de diğer uygulamalar arasındaki gelgitleri ortadan kaldırmak için ihtiyacınız olan bütün araçları tek bir platformda birleştirdi. Canva'da kurumsal marka kimliğinizi yaratabilir, tasarım yaparken marka öğelerinizi kolayca tasarımlarınızı uygulayabilirsiniz. Eğer birden fazla kişiyle ekip olarak çalışıyorsanız, ekipteki arkadaşlarınıza iş delege edebilir, onların çalışmalarını gerçek zamanlı olarak takip edebilirsiniz. İçeriklerinizi kolayca klase edebilir, böylelikle daha verimli ve organize bir şekilde çalışabilirsiniz. Özetle, ister öğrenci olun, ister beyaz yakalı bir çalışan ya da ister bir girişimci, Canva paradan, zamandan ve emekten tasarruf etmenizi sağlayan çok güzel araçlarla dolu. Şimdi burada anlattıklarımı biraz daha detaylandırmak istiyorum. Evet, biraz önce de bahsettim. Canva'nın benim gibi tasarımcılar tarafından Canva kullanıcıları için oluşturulmuş binlerce şablondan ve bileşenden oluşan çok geniş bir kütüphanesi var. Şablon kütüphanesinde dilediğiniz gibi özelleştirebileceğiniz, ücretsiz ya da pro, farklı kategorilerde binlerce şablon, binlerce tasarım bulabilirsiniz. Sunumlar, kartvizitler, afişler, davetiyeler, ilanlar, aklınıza gelebilecek her şey. Tek yapmanız gereken beğendiğiniz şablonu bulup özelleştir düğmesine tıklamak. Mesela burada da bir antetli kağıt görüyoruz. Herhangi bir tanesini beğendiğinizi seçiyorsunuz. Bu şablonu özelleştir diyorsunuz ve daha sonra otomatikman şablon size yeni bir sayfa olarak açılıyor. Peki hangi şablonu kullanacağımızı karar verdik. Sıra bu şabloyu düzenlemeye geliyor. Canva'nın kullanıcı dostu tasarım paneli sayesinde hem kütüphanedeki hazır şablonları çok kolay bir şekilde düzenleyebilir, hem de kendi tasarımlarınızı sıfırdan yaratarak dilediğiniz gibi onlara hayat verebilirsiniz. Sürükle ve bırak editör paneli sayesinde yüklediğiniz ya da Canva'nın kütüphanesinden kullanmayı tercih ettiğiniz fotoğraf, video ya da farklı bileşenleri kolayca tasarımınıza yerleştirebilirsiniz. Mesela burada bir yaz okulu duyurusu görüyoruz Instagram gönderisi olarak. Bu tasarımı belli ki kullanıcı beğenmiş. Fakat içerisindeki fotoğraflar sunduğu branşları kapsamıyor.
O da kendisi Kanva'nın kendi bileşen kütüphanesinden kendisine uygun olan fotoğrafları seçiyor ve şablonun içine yerleştiriyor. Daha sonra yapması gereken buradaki yazıları istediği gibi düzenlemek. Evet, bir tasarım yaparken ister bir marka için çalışıyor olun ya da ister bir konsept üzerine çalışıyor olun, en çok ihtiyacımız olan şeyler eğer marka üzerinde çalışıyorsak, işte markanın logosu, renkleri, kullanılan yazı tipleri, markanın sıklıkla kullandığı görseller ve hatta markanın iletişim dili olabiliyor. Birçok tasarım programında bu öğeleri bilgisayarınızda tutmanız ve her çalışma dosyasında yeniden bilgisayarınızdaki klasörünüzden almanız gerekebiliyor. Canva'nın marka kiti sayesinde bileşenlerinizi kolayca ulaşabiliyorsunuz. Her seferinde bilgisayarınızdan almanıza gerek yok. Bunları bir kez Canva'ya yüklemeniz yeterli. Ayrıca marka dili tanımlayabilirsiniz. Çok yeni gelen bir özellik. Bunu uygulamalı olarak göstermeye çalışacağım. Marka dilini tanımlayarak ihtiyacınız olan metinleri yapay zekayı kullanarak dilediğiniz gibi oluşturabilirsiniz. Canva'nın verimlilik anlamında işimize çok yarayan bir diğer aracı içerik planlama aracı. Eğer hazırladığınız içerikleri sosyal medya kanalları üzerinden paylaşmanız gerekiyorsa, Canva'nın size zaman kazandıracak bir özelliği bu. Bu araç sayesinde Canva'da hazırladığınız içerikleri kolayca istediğiniz sosyal medya kanalında, istediğiniz gün ve saatte paylaşmak üzere planlayabilirsiniz. Çünkü normalde biz paylaşımları genelde mobil cihaz üzerinden, uygulamadan, Instagram'dan bahsedeyim örnek vermek gerekirse, anlık olarak paylaşıyoruz. Postumuzu hazırlamışız. İşte bilgisayarımızda ya da telefonumuzda duruyor. İşte alıyoruz onu telefonumuza aktarıyoruz. Ondan sonra anlık olarak paylaşmaya çalışıyoruz. Ama bunun şöyle iki kötü sonucu var. Bir, ben bunu paylaşmayı unutabilirim. İki, o anda başka önemli bir işle uğraşıyor olabilirim ve o paylaşımın saatini kaçırabilirim. Dolayısıyla Canva tabii bu şu değil, yani Canva bunu sıfırdan icat etmiş değil. Başka uygulamalar da var, bir sürü bu işi yapan, işte Later'dır, HubSpot'tur, Buffer'dır vesaire gibi. Ama başka bir yere gitmenize gerek kalmadan Canva bunu kendi bünyesinde hallediyor. Dolayısıyla tek yapmanız gereken sosyal medya kanalınızı ya da hesabınızı Canva'ya bağlamak. Evet, ekipler halinde çalışmak. Şimdi günümüzde geldiğimiz noktada biliyorsunuz, yani iş dünyasında diyeyim özellikle, bırakın yan yana olmayı, aynı şehirde, aynı ülkede ve hatta yani aynı ülkede, aynı gezegende diyecektim, tövbe estağfurullah, daha ona gelemedik. Aynı ülkede bile olmanıza gerek yok. Yani her zaman dirsek dirseğe çalışamayabilirsiniz. Dolayısıyla bu esnekliği de Canva bize sağlıyor. Ekipler illaki yan yana olmak zorunda değil. Farklı zamanlarda ya da eş zamanlı olarak aynı proje üzerinde birden fazla kişiyle birlikte çalışabilirsiniz. Canva bu konuda tek yapmanız gereken çalışma dosyasının linkini arkadaşlarınızla paylaşmak. Ve hatta çalışırken arkadaşlarınızın yaptığı çalışmalara yorum bırakabilir, onları mentionlayarak onlara görev atayabilir ve daha sonra da bu süreci takip edebilirsiniz. Bu anlamda gerçekten verimlilik arttıran ve ortak çalışma sürecini hızlandıran bir uygulama olduğunu söyleyebilirim. Beyaz tahta yine Canva'nın çok sevdiğim özelliklerinden bir tanesi. Özellikle tasarım odaklı düşünmenin çok popüler olduğu günümüzde ekiplerin bir beyin fırtınası yapmak, farklı fikirleri paylaşmak ve bunları test etmek için kullandığı bir araç. Bu araç sayesinde ekipler yaratıcı bir şekilde fikirlerini geliştirebilir ve hatta çalışmalarını daha verimli bir şekilde sonuçlandırabilirler. Yine burada da ekip olarak ortak çalışabilirsiniz. Birbirinizin yaptığı çalışmaları anlık görebilirsiniz, takip edebilirsiniz, yorumlar bırakabilirsiniz. Bu ekipler halinde çalışma kısmı Canva'nın bütün dosya türleri için geçerli bu arada. Hani sadece buna özel bir şey değil. Peki neden Canva sorusuna
Biraz cevap verdim ama bunu biraz daha pekiştirmek istiyorum. Çünkü yapay zeka ile birlikte Canva'ya gerçekten çok güzel özellikler geldi. Şimdi şu bir gerçek. Yapay zeka son dönemde hemen hemen her alandaki bildiğimiz her şeyi yıkıp yeni bir dünya yaratmaya başladı. Yıkıcı bir değişim diyeceğim. Bu yıkıcı değişim birçoklarının gözünü korkutsa da Canva bu değişim rüzgarını kucakladı ve yapay zekayı tasarım yapmayı geliştiren bir araç olarak benimseyen tarafta oldu. Şimdi nelerden bahsettiğimi hızlıca anlatmaya çalışayım. Buraya bir kısmını alabildim. Hepsi bu değil. Daha bir sürü yapay zeka destekli araç var. Ama bu araçlar sayesinde hem tasarım yapmak daha kolay bir hale geliyor, hem de çok kısa sürede çalışmalarınızı tamamlayarak verimliliğinizi arttırabiliyorsunuz. Sihirli yazıyla başlayayım. Canva dokümanlarının her türünde çalışan yapay zeka destekli bir metin yazma aracından bahsediyorum aslında. Sihirli yazının yardımıyla ihtiyacınız olan metne hızlıca ulaşabilirsiniz. Tek yapmanız gereken sihirli yazı aracına doğru komutu vermek. Mesela burada da kitap okuma alışkanlığına sahip olmanın 5 faydası nedir diye sormuşum. O bana cevap vermiş. Yazıyı yazdıktan sonra bütün yazıyı seçip sihirli yazıya tıkladığınızda, şurada durduruyorum. Mesela marka dilini uygula diyebilirsiniz. Size biraz önce marka kitinden bahsetmiştim. Marka kitinin içerisinde marka dili tanımla bölümü var. Marka dili tanımlamaktan kastımız aslında siz yine bir komut veriyorsunuz. Şöyle ki, benim markam sportif, enerjik, sıcakkanlı ve dostça bir dille konuşur. Çünkü şimdi hani markalaşma ya da marka konumlandırma çalışmaları hakkında ne kadar bilgi sahibisiniz bilmiyorum. Fakat markalar için markanın hedef kitlesine nasıl hitap ettiği ve bu hitap ediş şeklinin önceden tanımlanmış olması çok 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 önemli. Hani aklınıza gelebilecek birkaç markayı şey yapayım, örnek veriyorum. Algida dondurmadan bahsedelim. Ve hatta Algida dondurmanın içerisinde Max dondurmasıyla neydi? Magnum'u karşılaştıralım. Aynı marka ailesi içerisindeki iki farklı üründen bahsediyorum. Magnum'un hedef kitlesiyle olan iletişim dilini düşünün. Max dondurmanın hedef kitlesiyle olan iletişimini düşünün. Burada iletişim dili ya da marka dilinden ne kastettiğimi bu örnekle anlatmaya çalışmış olayım. Dolayısıyla marka dilinizi eğer Canva'daki marka kiti içerisinde tanımladıysanız, diyelim ki böyle bir metni yazdırdınız sihirli yazı aracına. Marka dilini uygula dediğiniz anda metni sizin marka dilinize göre yeniden yazıyor. Ya da işte yazmaya devam et, benim için yeterli olmadı diyebilirsiniz. Bu yazıyı özetle diyebilirsiniz. Yeniden yaz, ben beğenmedim diyebilirsiniz. Daha eğlenceli, daha resmi bir hale getir diyebilirsiniz. Teri tozu serp diyebilirsiniz. Orada artık Canva'nın inisiyatifine bırakmış oluyorsunuz. Marka dilimizi marka kitinin içerisinden tanımlıyoruz sevgili Sümeyye. Ben birazdan onu göstereceğim. O yüzden takipte kal. Ve hataları düzeltebilirsiniz eğer gramer hataları varsa. Fakat şunun altını çizmek istiyorum. Biliyorsunuz ki yapay zeka henüz çok yeni aramızda ve hala bir öğrenme sürecinde. Bu öğrenme süreci ne kadar sürecek, ne kadar da tamamlanacak ya da mükemmel bir hale ne zaman gelecek tam olarak bilmemiz şu an için zor. O yüzden özellikle bu tarz metin araçlarında, işte bu bir metin yazma olur, bir çeviri olur. Mutlaka ikinci bir kontrol yapmayı ihmal etmeyin. Yani tamamen nasıl diyeyim, ipleri yapay zekanın eline vermeyin diye de uyarayım. Rica ederim Sümeyye. Devam ediyorum. Şurada durduracağım. Bir diğer Canva'nın çok sevdiğim özelliklerinden bir tanesi ritim senkronizasyonu aracı. Şimdi biliyorsunuz sosyal medyada etkileyici videolar söz konusu olduğunda müziği doğru seçmek en önemli unsurlardan bir tanesi. İçeriğiniz için harika bir parça seçmek de sadece önemli değil.
Aynı zamanda müziği mümkün olduğunca dinamik bir şekilde kullanmak da gerekiyor. İşte ritim senkronizasyonu burada devreye giriyor ve her zaman mükemmel zamanlamaya sahip videolar tasarlamanıza yardımcı oluyor. Ritim senkronizasyonu video görüntülerinizi otomatik olarak müziğinizle eşleştiren bir araç aslında. Böylece video sekanslarınızı ritme manuel olarak uydurmak için uğraşmanıza gerek kalmaz. Kendi şarkınızı yükleyebilirsiniz ya da Canva'nın telifsiz müzik kütüphanesinde arama yaparak istediğiniz şarkıyı bulabilirsiniz. Şimdi burada görüyorsunuz video, her birisi üçer saniyelik kliplerden oluşan bir video. Şimdi senkronize et diyorum. Videonun süresi değişti. Çünkü ona göre ayarladı süreyi. Şimdi dinleyelim. Aa, bir saniye, çok özür dilerim. Ben sesi paylaş dememiş olabilirim. Bir dakikanızı rica ediyorum. Share saat. Tamam. Evet. Bu şekilde ama hani eğer ki Canva'da hazırladığınız bir içerikse ve müziği ritme göre, yani daha doğrusu video kliplerini müziğin ritmine göre ayarlamak istiyorsanız bu aracı kullanabilirsiniz. Tek yapmanız gereken müziği ekledikten sonra müziğin üzerine tıklamak ve ardından ritim senkronizasyonuna tıklayıp burayı aktif hale getirmek. Tek yapmanız gereken bu. Sihirli düzenleme, eğer görselde hani beğenmediğiniz bir öğe varsa bunu silip kolayca onun yerine sizin istediğiniz şeyi eklemesini sağlayabilirsiniz. Tek yapmanız gereken neyi düzenlemek veya eklemek istediğinizi seçmek, sihirli düzenlemeye ilgili komutları vererek açıklama yapmak ve ardından Canva'nın sihrini gerçekleştirmesini beklemek. Peki, resme bir şey eklemek değil de resimden bir şey silmek istiyorsak ne yapacağız? Bu durumda da Canva'nın sihirli silgi aracını kullanacağız. Sihirli silgiyle fotoğraflarınızdaki dikkat dağıtan unsurları anında ortadan kaldırıp temizleyebilirsiniz. Peki, aklınızdaki görseli hiçbir yerde bulamadığınızı düşünelim. Aklınızdakini metin olarak Canva'ya yazıp onu o aradığınız görseli sizin için yaratmasını isteyebilirsiniz. Bunun için de yine tek yapmanız gereken sihirli içerik aracını kullanmak. Çok yeni gelen bir özellikle beraber sadece görsel değil aynı zamanda artık metinden videoya da içerik oluşturabiliyorsunuz. Yani artık videoda oluşturma şansınız var. Bir diğer güzel özellik sihirli genişletme. Sihirli genişletme özelliği bir fotoğrafın veya görselin kenarlarını otomatik olarak genişleterek onu daha büyük bir boyuta dönüştürüyor. Bu sayede bir fotoğrafın veya görselin orijinal boyutunu değiştirmeden onu daha büyük bir tasarımda kullanabilirsiniz. Örneğin bir fotoğrafı bir posterde kullanmak istiyorsunuz. Sihirli genişletme özelliğini kullanarak fotoğrafı posterin boyutuna genişletebilirsiniz. Bu sayede fotoğrafın kenarlarında herhangi bir bozulma veya bulanıklık oluşmadan fotoğrafı posterin tamamında kullanabilirsiniz. Bunun dışında diyelim ki kullandığınız fotoğraf, seçtiğiniz fotoğrafta daha geniş bir açıya ihtiyacınız var. Örneğin ortasında bir özne var, bir model var ya da bir nesne var. Ama siz onun daha geniş bir alanda, daha odaklı bir şekilde görünmesini istiyorsunuz. Mesela ormanın içerisinde bir insan yürüyor. Ama çok dar bir görüntü, onu genişletebilirsiniz gibi. Artık bu tamamen kullanıcının hayal gücüne ve yaratıcılığına kalmış. Evet, sihirli tutma. Aslında sihirli tutma, basitçe şöyle anlatayım. Çok beğendiğiniz bir fotoğrafın sadece içerisinden beğendiğiniz nesneyi alıp kullanmanızı sağlıyor. Bir nevi arka plan kaldırma aracının genişletilmiş ya da geliştirilmiş hali diyebiliriz.
Biraz önce de söylediğim gibi sihirli tutma özelliği sayesinde çok beğendiğiniz bir fotoğraftan dilediğiniz nesneyi alıyorsunuz. Sihirli genişletme diyorsunuz ve o nesneyi ayrıca arka plandan bağımsız olarak kullanır bir hale geliyorsunuz. Metin seçimi. Şimdi bir görsel kullanmak istiyorsunuz. Görselin üstünde de yazılar var. Ama ya o yazı kullanılmasın, görünmesin istiyor olabilirsiniz. Ya da o yazı kalsın ama ben bunu farklı bir dilde yazmak istiyorum diyebilirsiniz. Mesela bu tarz görseller sunumlarda çok fazla kullanılır. Fakat genelde de İngilizce olur. İşte sizin görseldeki metinleri tek tek seçip düzenlemenizi sağlayan bir araç metin seçim aracı. Bunu da yine fotoğraf düzenleme alanından kolayca yapabilirsiniz. Çeviri özelliği, tasarımınızdaki metinlerin tamamının ya da belli bir kısmının istediğiniz dile çevrilmesini sağlayan bir araç. Bunu metin seçimiyle, pardon, çeviriyle çok kolay bir şekilde yapabilirsiniz. Şöyle bakalım. Mesela Türkçe'ye çeviriyoruz bunu. Tabii ki de sonradan siz istediğiniz gibi düzenlemeye devam edebilirsiniz. Özellikle sunumlarda çok işe yarayan bir şey bu. Eğer çok büyük, uzun metinli sunumlar varsa. Ama dediğim gibi mutlaka iki kere kontrol edin. Yapay zeka aracını metin ya da çeviride kullanırken. Evet, sunumla ilgili anlatacaklarım, yani sunumda söyleyeceklerim bunlar. Asıl eğlenceli kısma şimdi geçiyoruz. Fakat öncesinde sizi bir creator olarak Canva profilime yönlendirmek istiyorum. Eğer incelemek, takip etmek isterseniz aşağıdaki linke girebilirsiniz ya da QR kodunu okutabilirsiniz. Böylelikle Canva profilimi ziyaret etmiş olursunuz. Bir creator'ın profili neye benziyor, içerisinde neler var onları görebilirsiniz. Canva'da birçok tasarımcı var. Aşağı yukarı 200'ü geçkin diyeyim. Tam rakamı ben de bilmiyorum. Ve her birisi Türkçe kütüphanesinin zenginleşmesi için bir sürü tasarım yapıyor. Çok da güzel ve keyifli bir topluluk. Bir de sizinle Instagram profilimi paylaşayım. Eğer bir sorunuz olursa, bir ihtiyacınız olursa Instagram üzerinden bana ulaşabilirsiniz. LinkedIn'den de ulaşabilirsiniz. Tıpkı Erva'nın yaptığı gibi. LinkedIn'de Aylin Murtezaoğlu olarak aratmanız yeterli. Şimdi gelelim canlı demo kısmına. O yüzden burada sunumumu durduruyorum. Nasıl durduracağım? Stop share. Tamam, değil mi? Okey. Çok kısacık bir vaktinizi rica ediyorum. Ayarlamalarımı yapayım. Şimdi diğer ekranıma geçiyor olacağım. Diğer ekrandan anlatacağım size. Çünkü benim gözlerim yaşlıyım ben. Ana sayfaya gelelim. Evet. Bu ikinci. Tamam, bunu kapattım. Görüyorsunuz değil mi? Okey. Ben de gördüğünüzü gördüm şimdi. Evet arkadaşlar, Canva uygulaması bu. Canva'ya çok basitçe aslında mail adresinizle kayıt olarak giriş yapıyorsunuz. Canva eğer üniversitenizde Canva ile anlaşmanız varsa üniversite öğrencileri Canva'yı ücretsiz olarak kullanabiliyorlar. Eğer anlaşmanız yoksa da bunu lütfen üniversitenize söyleyin ve bastırın. Canva'da bu arada birçok uygulama ve birçok araç ücretsiz. Ama pro özellikleri de o kadar kıymetli ki ayda bir kahve parasına da pro üye olabilirsiniz. Ve böylelikle de bütün özelliklerini istediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Şu anda baktığımız Canva'nın ana sayfası. Bu ana sayfada sizi hemen ilk başta bir arama çubuğu karşılıyor. Bu arama çubuğunda dilediğiniz gibi bir arama yapabilirsiniz. Sunum yazıyorum. Mesela okul sunum, PowerPoint sunum, eğitim sunum.
gibi gibi seçenekler çıkıyor. Şimdi ben sunum yazdım ve karşıma bana önerilen sunumlar çıktı. Bunların içerisinden herhangi bir tanesini seçip kullanabilirim ya da boş bir sunum oluştur deyip tasarımıma başlayabilirim. Yeni bir tasarım oluşturmanın ikinci bir yolu şurada yukarıda görmüş olduğunuz tasarım oluştura tıklamak. Buna tıkladığınızda da yine buradaki arama çubuğuna yazabilirsiniz. Şimdi tabii bazı şeyleri biraz hızlı geçeyim çünkü siz ileri düzeysiniz. Dolayısıyla Canva'yı bildiğinizi düşünüyorum. O yüzden sol taraftaki ana sayfa menüsünden hızlıca ilerleyelim. Sol tarafta ana sayfa, altında Sihirli Stüdyo yer alıyor. Sihirli Stüdyo'da size anlattığım aslında yapay zeka destekli araçları görüyorsunuz. Fakat ben yapay zeka destekli araçları bir creator olarak buradan kullanmıyorum. Tasarımı yaparken uygulamaların içerisinden bulup kullanmayı tercih ediyorum. Bana daha pratik geliyor. Ama merak edip bakmak isterseniz buradaki araçları da inceleyebilirsiniz. Onun dışında sol tarafta projeler bölümü var. Projeler bölümünde kendi yaptığınız tasarımları klase etme şansınız var. Bu aslında tamamen sizin verimliliğinizi arttırmak için çalışmalarınızı takip edebilmeniz açısından oldukça güzel bir alan. Onun dışında sol tarafta bir alta inecek olursam burada şablonları görüyorum ve şablonlar bölümünde mesela son dönemde yaklaşan Ramazan Bayramı etkinliği nedeniyle işte burada Ramazan Bayramı ile ilgili öneriler görüyoruz. Onun dışında son tasarımlarınızdan ilham aldık kısmı var. Hemen altında eğer takip ediyorsanız tasarımcıları, creatorları, onların yaptığı son çalışmaları görüyorsunuz. Ve ardından Canva'nın çeşitli kategorilerdeki farklı şablon türlerini görüyorsun. Burası böyle. Ama ben genelde bir tasarım yapacaksam buradaki arama çubuğuna arzu ettiğim şeyi yazmayı tercih ediyorum. Öylesi daha kolay oluyor benim için. Ana sayfaya geri dönüyorum. Şimdi marka kiti kısmına geldik. Marka kiti kısmı pro bir özellik. Ama eğer hani pro olursanız gerçekten çok da hayat kurtaran bir şey. Burada mesela mevcuttaki tanımladığım markalar var. Yeni bir marka eklemek isterseniz eğer yeni ekle kısmına geliyorsunuz. Pardon. Yeni ekle kısmından mesela buraya yeni marka diyelim. Oluştur diyorum. Ve oluştur dedikten sonra artık tek yapmam gereken elimdeki marka öğelerini tek tek buraya yüklemek. İşte logom varsa logo, renk paleti oluşturmak istiyorsam renk kodunu girerek renk paletini oluşturuyorum işte. İşte bunları şu an kendisi otomatik oluşturuyor. Ama burada siz eğer kendi markanıza ait spesifik renkleri koymak istiyorsanız o markanın hex koduyla tanımlanmış marka renginin işte kodunu buraya yazmanız gerekiyor. Ardından eğer markanıza ait yazı tipleri varsa onları buraya ekleyebilirsiniz. Yazı tipi yükleyebilirsiniz. Eğer Canva kütüphanesinde olmayan bir yazı tipini kullanıyorsanız, işte yazının büyüklüğü, cinsi, işte başlık mı olacak, alt başlık mı olacak vesaire gibi bunları tanımlıyorsunuz. Marka dili dediğimiz kısım burası. Marka dili eklediğiniz zaman, örneğin işte biraz önce söylediğim gibi markamız sıcak kanlı, canlı, neşeli, ayılım ve dostane bir dille konuşur. Yani bunu kaydediyorum şimdi. Marka dilini bir tasarımda dene diye bir örnek göstereceğim. Şöyle yeni bir tasarım açtı hemen. Bakın tekrar geri dönüyorum. Marka dilinde benim marka dilim şu an tanımlanmış durumda. Ben bunu denemek için marka dilini bir tasarımda dene dediğimde bana bir yeni bir belge açıyor. Şuradaki artıya tıklıyorum. Pardon, şuraya metnimi yazıyorum. Örnek veriyorum işte. Ne olsun? Sosyal girişimcilik hakkında blog yazısı yazar mısın?
Şimdi bunu seçtim. Sihirli yazıya geldim. Marka dilini uygula diyorum. Önce yazması lazım değil mi arkadaşlar? Sihirli yazı. Ay. Şimdi sileyim. Ay arkadaşlar bir saniye şey oldu. Şimdi buraya yeni bir metin ekleyeyim. Şu an resmen şey gibi oldum. Evet. Bunu biraz daha uzat diyebilirsiniz. Daha kısalt diyebilirsiniz. Şimdi marka dilini uygula diyelim. Metni ona göre değiştirecek. Bunu bu şekilde kullanma şansınız var. Şimdi devam edeyim. Fotoğraf ekleyebiliyorsunuz marka kitine. Görseller ekleyebiliyorsunuz. Özellikle ikonlar, semboller vesaire varsa. Simgeler ekleyebiliyorsunuz. Eğer markanızın küçük logosundan kesitler varsa ve bu şekilde marka kitinizi oluşturmuş oluyorsunuz. Mesela şurada bakacak olursak geriye dönelim. İşte burada Okyanus Surfing diye bir marka varmış. Okyanus Surfing'in logosu, renkleri, yazı tipleri, marka dili, fotoğrafları, görselleri hepsi burada yer alıyor. Devam edeyim. Ana sayfayı hızlıca tamamlamış olayım. Bir de burada marka şablonları bölümü var. Marka şablonu dediğimiz şey, diyelim ki siz sosyal medyada ya da başka bir kanalda, bu bir afiş de olabilir. Aynı tasarımı farklı konular için çok sıklıkla kullandığınızı düşünelim. Örnek veriyorum, ben burada Cumhuriyet Bayramı şablonumu şey yapmak istiyorum. Bir şablon hazırlamışım Cumhuriyet Bayramı için. Ama ben bunu Ramazan Bayramı tasarımlarım için de kullanmak istiyorum. Ya da başka özel günler için de kullanmak istiyorum. Tek yapmam gereken bu şablonu kullan demek. Ve bu şablonu kullan dedikten sonra bana bu artık şablon olarak geliyor. Orijinal tasarımı bozmuyorum. Tek yapmam gereken içini istediğim gibi düzenlemek. Ramazan Bayramı şablonları yazacağım. Örnek veriyorum buraya. Ya da işte Canva'da şöyle uzatırız. Şunu da uzatırız. Buraya da Ramazan Bayramı yazarım. Sonrasında tek yapmam gereken, eğer yüklediysem görsellerimi sürükleyip bunların içine bırakmak. Örnek veriyorum, işte yüklemelerin içerisinde acaba var mıdır? Diyelim ki işte bunlar eski. Diyelim ki bunun bir Ramazan Bayramı şablonu olduğu, şeyin olduğunu düşünelim. Tek tek ekleyebiliyorum ben bunları. Sürükle bırak editöründen kastettiğimiz de bu. Yeni marka şablonu eklemek isterseniz de marka şablonlarına tıklıyorsunuz. Buraya yeni ekliyorsunuz ve yeni bir tasarım yapıyorsunuz. Yaptığınız tasarımı da marka şablonu olarak ekle dediğiniz andan itibaren buradaki şablonların arasında yeni yerini almış oluyor. Devam edeyim. Hemen altında markanın uygulamalar kısmı var. Uygulamalar yine yapay zeka destekli araçlar var. Verimliliğinizi arttıracak üretkenlik araçları var. Ya da tasarımların vazgeçilmezi olan dediğimiz işte gradyent yazı yeni geldi. İşte metinleri şekillendirme, dalga yapma ya da işte gölgelendirme yapma gibi gibi tasarımlarınızı zenginleştirecek birçok uygulama ve aracı burada bulabilirsiniz. Aynı şekilde biraz önce bahsettiğim, sunumda bahsettiğim içerik planlama aracını burada bulabilirsiniz. Burada yapmanız gereken yeni ekle deyip gönderiye tıklamak ve ondan sonra da istediğiniz kanalı seçip tasarımınızı planlamak. Burada hangi kanallar olduğunu görüyorsunuz. Mockup'lar özellikle ürün üretimi yapan, yani üretim yapan markalar için çok değerli oluyor. Ya da bir sosyal medya paylaşımı yapacaksınız. Örnek veriyorum. Bir sunum hazırladınız. Sunumun ya da bir etkinlik yapacaksınız. Etkinliğin duyurusu için bir masaüstü bilgisayara yerleştirmeye ihtiyacınız var. O hazırladığınız görseli. İşte üstüne de yazacaksınız. Etkinliğimize bekliyoruz gibi. Mesela mockup olarak bunları kullanabilirsiniz.
Tek yapmanız gereken görseli içine koymak. Ürün fotoğrafları, mesela ürün fotoğrafı çekmek çok zordur. Ürün fotoğraflarınızı şuradaki görselde olduğu gibi arka planı karışık kuruşuk bir şekilde çektiyseniz eğer, Canva bunları temizleyip şurada görmüş olduğunuz hale getirebiliyor. Bu da yine yapay zeka destekli ücretsiz bir araç. Evet, ana sayfada bahsedeceklerim bunlar. Şimdi isterseniz bir de tasarım panelini tanıyalım ve tasarım panelinde neler yapabiliriz, onu da bir tasarım üzerinden anlatayım. Şimdi burada görmüş olduğunuz tasarımı yapacağız birlikte. Şuraya yeni bir diyorum, afiş. Yeni bir sayfa açıldı. Evet. Görüyorsunuz değil mi boş sayfayı? Şimdi birçokları için boş sayfaya bakmak, yani tasarımcı bile olsanız, gerçekten büyük bir kabus. Mesela biz kütüphane içerik üretirken de onun problemini yaşıyoruz ister istemez. Bazen ilham gelmiyor. Böyle boş boş saatlerce bakıyoruz. Siz bunu yapmayın diye, yani siz buna maruz kalmayın diye Canva'nın işte kütüphanesindeki tasarım şablonları, hazır şablonları kullanabilirsiniz. Şimdi hemen paneli anlatmaya başlayayım size. Sol tarafta tasarımla başlıyoruz. Tasarım dediğimiz şey aslında sizin açtığınız belge türüyle uyumlu olan tasarımları burada paylaşıyor. Örnek veriyorum, işte önümüz Ramazan Bayramı. Ramazan Bayramı'nı yazalım. Enter diyorum. Bakalım neler çıkacak. Bu tarz afişler çıktı. Konu olarak arama yapabilirsiniz. Bahar pikniği gibi aramalar çıkıyor. Mesela bahar şenlikleri. Üniversite yazalım. Çünkü üniversite konseptli bir şey olacak. Bu bir mezuniyet günü olabilir, bu bir etkinlik afişi olabilir. Afişleri buradan bulup tasarlayabilirsiniz. Tek yapmanız gereken üzerine tıklamak. Ardından içini düzenleyeceksiniz. Zaten siz Canva'yı kullanıyorsunuz ve buraları biliyorsunuz. Peki, ben şimdi tasarımı yaparken anlatacağım şeyler var. Onlara geçmek istiyorum. Biraz önce size göstermiştim. Tekrar şöyle göstereyim. Bu tasarımı yapıyor olacağız. O zaman başlayalım. Şimdi öncelikle arka plan rengini değiştirmemiz lazım. Canva'nın en güzel özelliklerinden bir tanesi, nereye tıklarsanız, hangi öğeye, hangi bileşene tıklarsanız yukarıdaki menü ona göre değişiyor. Ve o andan itibaren yapacağınız bütün değişiklikler o öğe ile ilgili oluyor. Ben şimdi arka planın rengini değiştireceğim. Hemen arka plan rengi şeysine tıklıyorum, bölümüne. Arka plan rengini şöyle değiştirebilirsiniz. Burada yeni bir renk ekle diyebilirsiniz. Varsayılan renklerden kullanabilirsiniz ya da gradyanlardan. Ya da yukarıya mesela bir pastel yazabilirsiniz. Pastel tonlarındaki renkleri size çıkarır. Ya da bahar diyebilirsiniz. Bahar tanımlı, yani size yazdığınız anahtar kelimeyle ilgili renk paletleri önerir. Ben şimdi renk kodumu bildiğim için renk kodumu direkt olarak buraya yazarak kullanmak istiyorum. Ve arka plan rengimi değiştirdim. Şimdi sıra geldi. Notlarıma da bakayım, notlarımı yanlış yaptım. Şimdi öncelikle yuvarlak büyük çerçeveler ekleyeceğim. Fakat şimdi tasarım tarafı burası. Yani sizin kütüphanedeki şablonları gördüğünüz kısım. Onun hemen altında bileşenler kısmı var. Menüde yukarıdan aşağı doğru inecek olursak eğer. Bileşenler kısmında neler bulabilirsiniz? Birincisi şekiller, görseller, yapay zeka ile görsel oluşturma aracı. Yani o ana sayfada bahsettiğim sihirli yazı bölümüne girmenize gerek kalmıyor. Burada zaten sizin için, pardon, sihirli içerik bölümüne. Burada zaten sizin için yapay zeka görsel oluşturma aracı var.
Onun dışında çıkartmalar, fotoğraflar, videolar, sesler, grafikler, tablolar, içerisine video ya da fotoğraf koyabileceğiniz çerçeveler, ızgaralar temel olarak burada bulunuyor. Daha sonra hemen altında çeşitli dönemlerde elinizin altında bulunması, kolayca ulaşabilmeniz için Canva, işte o dönem neyse, yılbaşında yılbaşı görselleri, Ramazan bayramı yaklaşırken Ramazan görselleri bulabilirsiniz. Artı altında işte koleksiyonlar, çeşitli görsel bileşen koleksiyonlarını görme, bulma şansınız var. Bileşenler kısmı böyle. Şimdi ben bileşenler içerisinden bir çerçeve alacağım. Yuvarlak bir çerçeve almak istiyorum. Tıklamam yeterli. Burada çerçevelerin tamamını görelim, neler varmış içinde derseniz, burada kendi tasarım ihtiyacınıza uygun bir sürü çerçeve bulabilir. Çerçeveleri burada aratabilirsiniz. Mesela Ramazan bayramı olduğu için çok fazla Ramazan bayramı ile ilgili görsel tasarlıyoruz, kütüphane. O yüzden hep aklıma onlar geliyor. O yüzden şey yapmayayım, mesela İslamik diyeyim. Mesela hemen böyle kubbeli pencereler çıktı. Ya da işte şey diyeyim, sayı. Sayılar çıktı. Çeşitli sayı şeyleri, çerçeve. Bunların içerisine görsel yerleştirebiliyorsunuz. Devam edeyim. Benim şu anda ihtiyacım olan bir tane daire. Şimdi daireye tıkladığım zaman yukarıdaki menü yine değişti. Ben bunun içerisine bir görsel ekleyebilir ya da görsel eklemek istemiyorsam ben bunun rengini değiştirebilirim. Şuraya renge tıklayayım. Turuncu yapabilirim. Ama görsel ekleyeceğim içerisine. O yüzden tekrar bileşenlere geliyorum. Fotoğraflardan bir kütüphane resmi aratacağım. Kitap rafı diyeyim. Çünkü kitap fuarı ile ilgili bir görsel olacak bu. Örneğin işte şöyle bir görsel olabilir. İçine yerleştirdim. Çok şey oldu ama başka bir görsel bulalım. Şimdi bakın dikkat ederseniz burada sağ tıklayıp ben bu görseli ayırabilirim içinden. Şöyle kenar alayım. Şimdi bunu dikkat ederseniz üzerine tıkladığımda menü bu şekildeydi. İçine fotoğraf koyunca menü farklılaştı. Ben buna bir kenarlık eklemek istiyorum. Kenar kalınlığını da 40 yapmak istiyorum. Kenar kalınlığı renginin de şu olmasını istiyorum. 19, 128. Tamam, bunu beğendim. Bir de çerçevemin boyutunu büyüteceğim, değiştireceğim. Çerçevemin boyutunu buradan tutup büyütüp küçültebilirim. Ama bunu yapmak istemiyorum. Onun yerine bu bir kare. Bu arada burası inçe dönmüş. Niye inç olmuş bilmiyorum ama 18 dizim çok büyük oldu. İnç olmuş. Şöyle 13 yapalım. Evet. Pikselden inçe dönmüş. Onu da şöyle yerleştiriyorum ve fotoğrafı da içine koyuyorum. Şimdi bakın dikkat ederseniz ben artık fotoğrafı içine koyduğum andan itibaren yukarıdaki menü değişti. Fotoğrafı düzenleye tıkladığım zaman ben artık fotoğraf düzenleme araçlarına ulaşır bir hale geliyorum sol tarafta. İşte arka plan kalma, sihirli silgi, sihirli genişletme, sihirli düzenleme, sihirli tutma, metin seçimi gibi. Onun dışında filtreler, efektler, işte gölge, çift ton, bulanıklık, otomatik odak ve yüz rötuşu gibi ve aynı zamanda uygulamalara da ulaşabiliyorum. Artı ayarla bölümünde standart bir fotoğraf düzenleme aracında ihtiyacınız olan temel fotoğraf düzenleme araçlarını görebilirsiniz. Şimdi ben bir tane daha daire yapacağım. Bunu iki şekilde yapabilirim. Bir, başa dönerim. Tekrar daire seçerim, çerçeve seçerim. Etrafını kalınlaştırırım vesaire. Ya da basitçe Ctrl D yapabilirim. Yani duplicate yapabilirim. Fakat bunun da boyutunu biraz şey yapmak istiyorum, düşürmek istiyorum. Şöyle 9 diyeyim. Onu da şöyle alacağım. Okay. Şimdi geldi yazı yazmak. Ha, bunun içindeki buna da bir fotoğraf koymamız gerekiyor. Yine bileşenlere geldim. Bu sefer şey diyeceğim. Bookstore, yani kitapçı.
fotoğrafları tıklıyorum. Şimdi fotoğraflar kısmında da şöyle güzel bir şey söylemek istiyorum size. Bir özelliği Canva'nın. Yukarıdaki arama çubuğunda dikkat ederseniz sağ tarafta bir filtreleme bölümü var. Bu filtreleme bölümünde siz aradığınız bileşeni kare, dikey, yatay yani yönüne göre filtreleyebilirsiniz. Eğer bir görsel arıyorsanız ve bu görsel animasyonlu olsun istiyorsanız ona göre filtreleyebilirsiniz. Yalnızca kesilmiş fotoğraflar dediğimiz yani arka planı olmayan fotoğrafları bulabilirsiniz. Ya da sadece ücretsiz olanları seç diyebilirsiniz. Yukarıda gördüğünüz renk paleti ise sizin istediğiniz görseli, konu her neyse rengine göre aratmanızı sağlar. Böylece tasarımınızla uyumlu fotoğraflar bulmanız daha kolay bir hale gelir. Ben şuradaki bookstore görselini alıp sürükleyerek şunun içine yerleştirmek istiyorum. Ve sonra bırakıyorum. Evet. Ardından şimdi yazı yazma kısmına geldi. Bileşenlerin hemen altında metin aracını görüyorsunuz. Metin aracına tıkladığımızda bize öncelikle eğer marka kitimiz varsa ve tanımladıysak marka kitimizdeki seçtiğimiz marka kitindeki yazı karakterlerini bize sunuyor. Bakın şöyle tekrar göstereyim. Yukarıdaki marka kitine tıkladığınızda eğer birden fazla markaya sahipseniz hangisinin yazı karakterini kullanmayı tercih ediyorsanız onu seçiyorsunuz. Şimdi ben onlardan herhangi birini kullanmayacağım ama bir metne ihtiyacım var. Şöyle tıklıyorum. Şimdi metne tıkladığım andan itibaren yukarıdaki menü de değişti. Ben öncelikle yazı karakterimi, yazı tipimi değiştirmek istiyorum. Canva'nın çok çok güzel yazı tipi kütüphanesi var. Çok geniş olduğunu düşünüyorum. Her geçen gün yeni fontlar ekleniyor. Evet, bunların bir kısmı pro ama pro olmayanları da gayet güzel. Ben şimdi burada neyi kullanacağım? Yazı tipi olarak. Dynapuff kullanacakmışım. Şurada Dynapuff'ı aratıyorum. Bu arada ona gelmeden önce şunu da söyleyeyim. Dikkat ederseniz şurada üst kısımda sizin tasarımınızın ruhuna, havasına göre çeşitli yazı karakterleri derlenmiş. Örnek veriyorum afiş yapacaksınız. Tıklıyorsunuz. Afişi uygun yazı karakterleri çıkıyor. Ya da işte siz daha böyle zarif bir şey yapmak istiyorsunuz. Kıvrımını seçebilirsiniz. Ya da işte sonlara doğru burada bir kaligrafi var. Şurada. Nerede? Kaligrafi seçebilirsiniz daha böyle el yazısı gibi. Örneğin düğün davetiyelerinde çok popülerdir. Dolayısıyla kendi tasarımınızın ruhuna uygun yazı karakterlerini de yazı tiplerini de bir koleksiyon halinde bulabilmeniz için kısa bir yol. Şimdi ben ne demiştim? Dynapop. Eğer ismini biliyorsanız yazı karakterinizin yazabilirsiniz. Ben daha önce bu tasarımı hazırladığım için biliyorum. Dynapuff yazdım. Seçiyorum şuradan yazı tipi boyutunu 100 yapıyorum. 100 mü yapmışım? Evet. Biraz daha büyütebilirim aslında. Şimdi büyük harf yapıyorum. Kitap yazıyorum onun yerine. Şimdi yukarıdaki menüden devam ediyorum. Hepsini seçtim. Metin aralığını, harf aralığını. Şimdi yani dediğim gibi siz hani ileri düzey Canva eğitimi istediğiniz için ben yukarıdaki menüdeki şeyleri tek tek açıklamıyorum. Hani bunları zaten bildiğinizi varsayarak. Dolayısıyla tasarım üzerinden aslında bilmiyor olabileceklerinizi anlatmaya çalışıyorum. Yazı karakterimin harf aralığını açıyorum. Efektlere gelip bir kıvırma efekti veriyorum. Çok kıvrılmasını istemiyorum. O yüzden 70 diyeceğim. Niye kitap fuar yazısı bu kadar küçük oldu? Biraz büyütelim bunu. Çok yaklaştırdı. Bunu da böyle biraz şey yapalım. Bir de vurgu vermek istiyorum. Vurgu dediğimiz özellikle arka planı koyu olan metinlerde kullanılır. Şöyle yaparsam eğer biraz daha öne çıkıyor. Şimdi rengini değiştirmek istiyorum. Net renk olarak
Bunu kullanıyorum. Şunu biraz şöyle yukarı tamam. Şurada biraz boşluk var. Buraya bir görsel eklemek istiyorum. Yine bileşenlerin içerisinde. Bakın bir böyle görsellerde arıyorum. Neler çıkıyor? Şöyle bir şey kullanabilirim bence. Bunun rengi de gayet güzel. Şöyle arka planı alayım. Bundan bir tane daha istiyorum. Kontrol D yapıyorum. Biraz küçültüyorum boyutunu. Bunun rengini biraz daha koyu yapacağım şundan. Bunu da şimdi yukarıdaki menüde konumlandır kısmı var görüyorsunuz. Konumlandır kısmı eğer sayfanızda birden fazla bileşen varsa bu bileşenlerin birbirlerine göre konumlarını, yerlerini düzenlemenizi sağlıyor. Mesela ben bunun önde değil, arkada olmasını istiyorum. Arkaya tıkladığım zaman bunu arkaya göndermiş oluyorum. Aynı şekilde sayfaya ya da birbirlerine göre konumlarını da hizalayabilirim. İşte üstte, ortaya, yani yatay ve dikey düzlemde ben bütün bileşenlerimi hizalama şansına sahibim. Onun dışında şimdi bir metin daha ekleyeceğim. Şunu kontrol D yapıyorum. Tabii ki bunda bir efekt olmayacak şey olarak, kıvrım olarak. Ve büyük harf olmayacak. Fuar ediyorum. Ve harf aralığını da sıfırlıyorum. Bunu biraz küçülteyim. Bold olmasını da istemiyorum. Rengini de daha açık bir sarı yapacağım. Krem gibi oldu. Tamam, bunu da böyle aldım. Şimdi gelelim altına yazacağım metni oluşturmaya. Onun için yine metin bileşenlerine geliyorum. İşte şuraya bir yazı karakterimi değiştireceğim. Bu sefer Garet kullanıyorum. Metnimi ekleyeyim. Fontumu düşürüyorum. Şöyle yapalım. Bakın dikkat ederseniz hizalarken aslında kılavuz çizgileri de çıkıyor. Bunlardan da faydalanma şansınız var. Şimdi şunu da göstermek istiyorum. Metinlerin birbirine göre hizalanması ya da aralıklarının ayarlanması için metinleri seçiyoruz. Konumlandıra geliyoruz. Zaten düzlemde hizalılar, problem yok. Ama eşit aralıklandırmak istediğimde mesela dikey olarak aralıklandır diyorum. Eğer bunlar birkaç tane mesela şöyle birkaç tane metin yapmış olayım. Şöyle bir şunu biraz yukarı alıyorum. Diyelim ki 3 tane farklı metin var. Bunların 3 tane öğe. Bu arada metin dediğim sadece metin olmak zorunda değil. Bütün öğeler içine geçerli. 3 tane çizgi alt alta koyacaksınızdır. Ama bunların eşit aralıklı olmasını istiyorsunuzdur. Konumlandıra tıklıyorsunuz. Dikey olarak aralıklandır dediğinizde onların her birisi birbiriyle aynı aralıkta olacak şekilde aralıklandırıyor. Ay, bir tanesini diyecektim. Evet. Şimdi bu metnin de bir satır aralığını azaltmak istiyorum hafif. Şimdi artık tarihimizi ve şeyimizi yazabiliriz. Ne zaman olacak etkinliğimiz? Tekrar bileşenlere geliyorum. İşte şekiller içerisinden bir tane şöyle pil deniyor buna. Pili seçiyorum. Biraz şöyle küçülteyim. Kenarlarından tutup çekip uzatarak büyütüp küçültebilirsiniz. Şimdi bunu da açık bir renk yapalım. Şöyle. Şimdi tekrar metin ekliyorum. Biraz hızlı yapmaya çalışacağım buraları. Çünkü anlatacağım daha çok şey var. Şunu da koyu renk yapalım. Yazı karakterimiz yine Garet olsun. Bold olsun.
25 Haziran 2024. Şöyle yerleştiriyorum. Ortalamıyorum. Çünkü bileşenlerin içerisinden bir şey ekleyeceğim. Takvim görsel ekleyeceğim. Mesela şu gayet güzel. Çok küçültüyorum. Şuraya alayım. Bunu da rengini değiştiriyorum. Kahverengi yapıyorum. Ardından şöyle figüratif bir şeyler ekleyeyim. Nasıl bir şey çıkacak? Şimdi bir de lokasyon ekleyelim. Şunu Ctrl D yapıyorum. Mesela bu etkinlik Rami Kütüphanesi'nde olsun. Bold yapıyorum. Rengini de açık sarı yapıyorum. Altına ekliyorum. Eğer o kılavuz çizgiler sizi sinir ettiyse ve şey yapamıyorsanız hemen hizala bölümüne gelin ve sayfaya istediğiniz yere hizalayın. Ardından bir şey ekliyorum. Ne denir? Bir kare. Kareyi şöyle küçülteceğim. Şöyle açacağım. Buraya da iletişim bilgilerimi yazacağım hemen hızlıca. Yine Ctrl D ediyorum. Buraya işte artı 90. Sola hizalıyorum. Rengini kahverengi yapıyorum. Sağ tarafı da web adresi. Şimdi bunları da birbirlerine hizalayalım. Evet. Ve ikisini seçip şöyle ortalıyorum. Şimdi afişimiz hazır. Peki. Şimdi bu afişi siz hazırlamamış olabilirdiniz. Kütüphanede görüp alıp kendiniz uygulamak istemiş olabilirdiniz. Şimdi böyle bir afiş görüp uygulamak istiyorsunuz ama bu afişin sizin marka renklerinizle hiçbir ilgisi yok. Tamamen başka renkler. Şimdi bunları tek tek değiştirmek, bunlarla tek tek uğraşmak yerine ne yapıyoruz? Metin aracının hemen altındaki marka bölümüne geliyoruz. Ve ben burada artık marka renklerimi görebiliyorum. Marka kitimin içerisindeki logolarımı görebiliyorum, yazı tiplerimi görebiliyorum. Marka dilimi, fotoğrafları, görselleri, ulaşmak istediğim markamla ilgili ne varsa ben bunları burada görebiliyorum. Peki dedim ki renkler benim istediğim renkler değil. Tek yapmam gereken tanımladığım marka renklerime gelip karıştır demek. Bütün sayfaya markamın renklerini otomatik olarak uyguluyor. Ve ben hangisini beğeniyorsam onu seçebiliyorum. Niye karıştırmadık? Diyelim ki bunu beğendim. Bu şekilde kalmasını istiyorum. Peki, okey. Şimdi bir de başka bir şey daha göstereceğim. Şimdi her zaman afişler statik görseller halinde olmak zorunda değil. Dijital bir afişte tasarlıyor olabilirsiniz ve bu dijital afişi hareketlendirmek istiyor olabilirsiniz. Bunun için yapmanız gereken sayfaya tıkladığınızda yukarıda sol üstteki animasyona tıklamak. Şimdi siz aslında her bileşene tıkladığınızda biz yukarıdaki menüde zaten bir animasyon görüyoruz. Bakın her birisinde bir animasyon bölümü açılıyor. Ama şimdi her birisine tek tek bir animasyon verip kalabalık yaratmak yerine Canva'nın bu işi yapmasını sağlayabiliriz. Bunun için yapmamız gereken şu aşağıdaki sayfaya tıklayıp yukarıdaki animasyona tıklamak. Burada iki tür animasyon yapma şansınız var. Bir, Canva'nın size sunduğu kombinasyonları ya da temel, abartılı fotoğraf hareketi kategorilerindeki sayfa animasyonlarını kullanabilirsiniz.
Ya da Canva'nın yeni pro bir özelliği olan sihirli animasyonu kullanabilirsiniz. Sihirli animasyon sizin tasarımınızı okuyor diyeyim. Ardından tasarımınıza uygun bir animasyon çıkarmaya çalışıyor. Şimdi tıklayalım. O kendisi bunu yapadursun. Mesela kalın diye bir animasyon çıkarmış ama ben bunu beğenmedim. Zarif diyelim. Enerjik, profesyonel. Şimdi siz bu şekilde artık tasarımınızı bir video haline dönüştürmüş oluyorsunuz. Zaten bunu yaptığınız andan itibaren yukarıda bir süre sekmesi çıkıyor. Şöyle. Bu süreyi siz istediğiniz gibi artırıp azaltabilirsiniz. Bunun için yapmanız gereken aşağı soldaki süre bölümüne tıklamak ve şuradan çekerek artırıp azaltabilirsiniz. Ya da yine yukarıdaki süreyi düzenle kısmından bunu istediğiniz saniyeye getirebilirsiniz. Şimdi bir diğer göstermek istediğim şey çeviri aracı. Buna tıkladım, yani sayfamıza tıklıyoruz. Uygulamalara geliyorum bu sefer sol taraftaki. Uygulamalarda çeviri yazıyorum. Uygulama kütüphanesinin içerisinde çok çok fazla uygulama var. Girip kendinizin de bakmasını öneririm. Çünkü anlatsam sabaha kadar anlatırım, bitmez. Burada en öne çıkanları sizinle paylaşmaya çalışıyorum. Çeviriye tıkladım. Şimdi bana öncelikle bir hedef dil seç diyor. Mesela bu afişi ben Yunanistan'da yayınlayacağım. Dolayısıyla Atina'da Yunanca seçelim. Dediğim gibi sayfadaki metinlerin tamamını çevirebilirsiniz ya da geçerli sayfadan herhangi bir metni seçebilirsiniz. Ben sayfayı çevir diyeceğim. Çevire tıklıyorum. Bu arada bakın hemen altında dikkat ederseniz kaç kullanımım kaldığı yazıyor. 500 ile başlıyor. 21 Nisan tarihinden sonra tekrar sıfırlanıyor. Yani 500 oluyor yani. Harcadıkça azalıyor. Çevir diyorum bütün sayfayı. Yeni bir tasarım olarak açacak şimdi bana. Şurada hemen açtım. Şimdi siz tabii ki de burada yazıkarak yani kullandığınız yazı tipini düzeltmeniz gerekiyor. Metinleri tekrar bir gözden geçirmeniz gerekiyor. Bunu yaptıktan sonra gayet güzel bir şekilde paylaşabilirsiniz. Yani metinleri gözden geçirin diye özellikle söylüyorum ama hani belki de 100 tane tasarım yapsanız 99'unda buna gerek olmayacak ama işte hani bir double check durumu her zaman vardır ya, mutlaka çift kontrol. Belki de bendeki hastalıktan. O yüzden hani size de tavsiyem o yönde. Peki şimdi bunu kaldırıyorum. Orijinal tasarımımıza geri dönelim. Animasyonumuzu da kaldıralım. Tüm animasyonları kaldırdık. Burayı kapat. Tekrar statik bir görsel haline dönüştü bu bizim için. Şimdi bir de şeyi göstermek istiyorum size. Diyelim ki tasarım yapıyorsunuz, ekipler halinde çalıştınız, birden fazla kişi aynı tasarımın içerisinde ve bir hata oldu. Birkaç versiyon önceki tasarıma ulaşmanız lazım. Çünkü asıl istediğiniz oydu. Üstüne bir şeyler oldu. Bir hatalar oldu. Burada da yapmanız gereken yukarıdaki dosyaya tıklamak ve sürüm geçmişine tıklamak. Sürüm geçmişine tıkladığınız zaman bu dosyada kim çalıştıysa ve ne zaman çalıştıysa, en son hangi hali kaydedildiyse onu görüyorsunuz. Ben şimdi buna tıklayacağım ve orijinal tasarımıma geri döneceğim. Şuradan. Nasıl döneceğim? Ay, sıfırdan yaptığımı gösteriyor çünkü. O kadar kaydetmemiş demek ki. Neyse, biz bununla devam edelim o zaman. Ama normalde şöyle tekrar başka bir şey üzerinden yapayım size. Mesela şunun üzerinden dosya sürüm geçmişi diyorum. Ya ben de bir kere oynamışım bununla. Çok da oynamamışım. Ama bunu da dur bir dakika. Başka bir tasarım bulmam lazım. Başka bir tasarım. Üzerine çok oynadım. Başka bir tasarım olsun. Şunu açalım. Biraz sonra da bunu yapacağız sizinle hızlıca. Nerede açıldı bu?
Dosyam, sürüm geçmişi diyorum. Ve mesela bu sürümde, bu dosyada ne zaman çalışmışım, ne olmuş, onların geçmiş tarihçesini görebiliyorum. Ve bana kısa bir ön gösterim de yapıyor. Ama bu dosya üzerinde çok aman aman bir değişiklik ve problem olmadığı için muhtemelen çok farklı bir şey göstermeyecek. Bozmadan kapatıyorum şimdi. Devam edelim kitap afişimize. Şunu da söylemek istiyorum. Şimdi mesela diyelim ki tamam, ne oldu, kapat. Bu arada sizin sorularınız varsa şimdi alayım. Sanıyorum burada teknik bir problem oldu. Dinleyebilirim. Mikrofonlarınızı açabilirsiniz. Kapattım. Soru yok diye o zaman düşünüyorum. Devam ediyorum. Problem de ortadan kalktığına göre. Şimdi tasarımımız bu şekilde. Ben bir de size şeyi göstermek istiyorum. Sihirli içerik aracını. Sihirli içerik aracı da yine bir uygulamalar içerisindeki zeka destekli araçlardan bir tanesi. Buraya sihirli içerik yazıyorum. Sihirli içerik, daha önce de bahsettiğim gibi metinden görsele görsel içerik oluşturma aracı. Burada biz bir takım komutlar veriyoruz ve komutların sonucunda bizim komutumuzda oldukça yakın bir görsel çıkarmaya çalışıyor. Ben şimdi bir prompt yazacağım. Bu promptu önceden yazmıştım. Şimdi uzun uzun burada tıkır tıkır yazmayayım. Önce bir kütüphane oluşturmasını istiyorum. Şurayı hemen yapıştırayım, size de okuyacağım. Bir kütüphane oluştur. Arka planda geniş pencereler olan büyük bir odada kitap dolu kitap rafları olsun. Ahşap masalarda oturmuş kitap okuyan insanlar olsun. Güneş ışığı odanın içinde olmalı. Ve ben şimdi buna stillerden herhangi bir tanesini seçebilirim. Mesela yumuşak odak diyebilirim, canlı diyebilirim, kaprisli, rüya gibi. Ben canlı diyeceğim. Canlıyı seçeceğim. Arkasından en boy oranını seçebilirim. Nasıl olmasını istiyorsam. Kareyle devam ediyorum. Görsel oluştur diyorum. Şimdi artık yapay zeka verdiğim komuta istinaden benim isteğime en yakın sonucu çıkaracak. Bakalım nasıl bir şey çıkaracak. Ben beğenecek miyim? Aslında şeyi duymuşsunuzdur. DALL-E ya da DALL-E. Onun benzeri bir araç. Şöyle tıklıyorum. Yerleştirdi otomatik olarak. Gayet aslında söylediğime yakın bir görsel oluşturmuş. Ben beğendim. Bir şöyle yapayım tekrar. Bir büyüteyim sizin için. Konumlandır. Öne. Böyle bir görsel olmuş. Gayet hoş olmuş. Fena değil. İş görür. Onun dışında ikinci bir görsel oluşturmak istiyorum. Bu sefer de bir tane kızcağızın masada oturmuş. Bir çocuğun, pardon. Masada oturmuş şey yapmasını istiyorum. Tekrar geliyorum işte sihirli içerik aracıma. Geri dön diyorum. Komutu yazıyorum. Yazdığım komutu okuyayım hemen. Toprak tonlarına uygun sıcak bir kütüphane atmosferinde beyaz tenli ve siyah saçlı sevimli bir çocuk oturmuş kitap okuyor. Yumuşak bir atmosfer olsun. Yine canlıyı seçtim. Kareyi seçtim. Görseli oluştur diyorum. Dikdörtgen de seçebilirim. Yatay ya da dikey. Bu arada yapay zeka araçlarında bazen görüyorsunuz yüzlerle ilgili ufak tefek şeyler olabiliyor. Kaymalar. Mesela gözü başka türlü yapabiliyorlar. Ya, bu da fena değil. Gayet güzel olmuş. Şuna bakalım. Evet. Bunu da sürükleyip şuraya koydum. Artık ben bunu bu şekilde tasarımımda kullanabilirim. Şimdi bir şey daha göstermek istiyorum size. Ay, aslında çok göstermek istediğim şey var. İşte hepsini anlatacağım inşallah.
Şimdi bileşenlerdeki fotoğrafları geri dönmek istiyorum. En son kullandığım fotoğraflara. Onu da son kullandığım öğelerden bulabilirim. Mesela şöyle bir kütüphane ya da bu olmasın da şu güzeldi. Şimdi ben bu fotoğrafın renklerini çok beğenmiş olabilirim ve bu renklerde bir tasarım yapmak istiyor olabilirim. Normalde yapmamız gereken işte bir color wheel dediğimiz renk tekerine gidersiniz bir uygulamaya. İşte Adobe'nin var, Canva'nın var. Renk tekerine fotoğrafınızı yüklersiniz. Sonra da dersiniz ki bu renk tekerindeki fotoğraf renkleri ayıkla. Tek tek renkleri ayıklar, siz de gelirsiniz tasarımınıza yerleştirirsiniz. Onu yapmak yerine Canva diyor ki sağ tıkla görsele, renkleri sayfaya uygula diyor. Ve biz otomatik olarak renkleri yani fotoğraftaki renkleri sayfaya uyguluyoruz. Bunu birden fazla kez yapabilirim. Yaptığım zaman bana her seferinde farklı bir alternatif çıkarır. Ben en beğendiğimi seçerim. Mesela bu çok cart oldu. Ne şey yapabilirim? Uygulayabilirim. Bunu da şöyle sileyim. Bunu da söyledikten sonra bir de şeyi göstermek istiyorum. Arka plan kaldırma aracının. Mesela ben buraya bir de kitap eklemek istiyorum. Kitap görseli. Şuraya kitap yazayım. Hani size demiştim ya arkası neydi bir dakika? Yalnızca kesilmiş fotoğraflar. Şunlar sadece kesilmiş fotoğraf. Yani kesilmiş olan fotoğraflar. Arka planı olmayan. Ama ben diyelim ki şuradaki fotoğraf, şuradaki olsun. Şuradaki fotoğraftaki görseli, ön plandaki görseli almak istiyorum. Fotoğrafı düzenle diyorum. Arka planı kaldırma. İki şekilde yapabilirim bunu. Bir arka planı kaldırma, iki sihirli tutma. Arka planı kaldırmayı yapalım. Çünkü sihirli tutmayı sunumda görmüştünüz. Arka plan gitti. Çok da güzel bir şekilde saniyeler içerisinde tertemiz bir görsel verdi bana. Bunu da mesela atıyorum şöyle koyabilirim. Bu uygulamaların içerisinde bu arada biraz önce bahsettiğim şuraya uygulamalara tekrar geri geliyorum. Çok güzel araçlar var. Birçoğunu ben de henüz kullanmadım. Ama mesela son keşfettiğim bir tanesini paylaşmak istiyorum. Neydi o? Yansıma gibi bir şey. Bir dakika. Reflections yani yansımalar. Bunu tıklıyorum. Herhangi bir görselin alt tarafı yansımış bir şekilde uzantısını görmek istiyorsanız bu uygulamayı kullanıyorsunuz. Elementi seçtim. Tanıdı elementi. Zaten burası aktif hale geldi. Create reflection diyorum. Yansıma yarat. Sonra siz bu yansımayı dilediğiniz gibi özelleştirebilirsiniz. Opaklığını, konumunu, yukarı hizalama, aşağı hizalama pozisyonunu ayarlayabiliyorsunuz. Add to design dediğim zaman da onu tasarıma şu şekilde ekliyor. Ben bunu boyutuna göre küçülttüm şöyle. Diğer görselimin. Şöyle kullanabilirim. Bunu da hani göstermiş olayım. Bu tasarıma uygun bir şey değil ama hani görmüş olun istedim. Dedikten sonra şimdi hemen kısacık bir mola vereyim. Şey olarak hem sizin sorularınız varsa onu alayım bu arada. Hiç kimsenin sorusu yok mu? O kadar mı güzel anlatıyorum? Ya da uyudunuz kaldınız. Okay, devam ediyorum o zaman. Çok mesajları şimdi gördüm. Ben teşekkür ediyorum. Okay, devam o zaman. Şimdi bir de bir Reels videosu yapacağız. Çünkü video ile ilgili söylemek istediğim şeyler de var. Bir de aslında videoya geçmeden önce afiş hazırlamayı derken aslında bu yaptığımız bir afiş sevgili Serap. Burada aslında bir afiş tasarlamış olduk. Şöyle. Burada afiş tasarlamaktan kasıt aslında yapmamız gereken nedir? Eğer afiş yapmak istiyorsak şuraya
yazıyoruz. Afişi seçiyoruz. Zaten burada boyut. Afişin boyutu yani burada asıl önemli olan. Asıl belirleyici olan diyeyim. Anket. Anket. Yani anket derken tasarım olarak böyle tasarım anketi mi? Şimdi buraya da bir anket yazalım bakalım. Anket yazınca neler çıkacak? Değiştirilebilir olan planlı. Biraz daha açar mısın söylediğini? Tam olarak anlayamadım. Bir dakika, anketteki kağıt çıktı. Bu arada mikrofonu da açabilirsin eğer müsaitsen. Tamam, şimdi şöyle. O şu planlama diyelim mesela. Görülüyor değil mi benim ekranım? Evet. Okey. Yani mesela haftalık planlayıcılar, günlük planlayıcılar, bunlar aslında çok basit, hani dümdüz dikdörtgenlerle, karelerle vesaire yapabileceğiniz şeyler olduğu için bu kadar basit bir şey göstermek istemiyorum. Ama buradaki planlama araçlarını, günlük planlayıcıları vesaire kendiniz kullanıp düzenleyip uyarlayabilirsiniz. Mesela planlama demeyelim de günlük planlayıcı diyelim. Takvimler bulabilirsiniz bunun içerisinde. Mesela günlük planlayıcılar, çok şeker planlayıcılar var. Bunları tabii ki dijital olarak da kullanabilirsiniz ya da kendiniz bastırabilirsiniz. Bastırıp böyle ozalitçilerde şey olarak deste halinde bir senelik örnek veriyorum. Aslında çalışma motivasyonu açısından da çok güzel araçlar bunlar. Ben de çok sevimli ve sempatik buluyorum. Şimdi Reels videosuna geçmeden önce aslında size göstermek istediğim bir şeyler daha var. Hemen bir sunum sayfası açacağım. Boş bir sunum açıyorum. Sunumda tasarımlar bir çıksın karşımıza. Mesela şurada bir sanat tarihi sunumu var. Buna tıklıyorum. Tasarımcımız dikkat ederseniz bir sanat tarihi sunumuyla ilgili lazım olabilecek, gerekli olabilecek her sayfayı neredeyse oluşturmuş. Ve ben bir kullanıcı olarak bu sunumun tamamını kullanmak istiyor olabilirim. Bunun için yapmam gereken 15 sayfanın tümünü uygula demek ve böylelikle otomatik olarak Canva bütün sayfaları sunumdaki hemen buraya yerleştiriyor. Bu arada internetimde sanıyorum bir yavaşlama var. O yüzden uygulama da bana geç şey yapıyor, tepki veriyor. Sesimde ya da görüntümde bir problem var mı? Şu an herhangi bir problem yok aynen. Tamam, okeydir, devam ediyorum. Şimdi hani dedik ya, ekipler halinde çalışıyoruz. Mesela bu sunumu hepimizin hazırlayacağını düşünelim. Ben şimdi şöyle bir şey yapacağım. Paylaş diyeceğim. Ve paylaş dediğim zaman şurada dikkat ederseniz işbirliği bağlantısı var. Bu şu anda yalnızca siz erişebilirsiniz şeklinde. Ben bunu bağlantıya sahip herkes olarak değiştiriyorum. Ve değiştirdiğim anda yan tarafta bana yeni bir seçenek sunuyor. Diyor ki görüntüleyebilir, yorum yapabilir ya da düzenleyebilir. Mesela biz ekip olarak bu sunum üzerine birlikte çalışıyoruz ama öğretmenlerimize yorum yapmaları için yollayacağız. O zaman bağlantı linki değişiyor. Ya da sadece görüntülemeleri için yollayacağız. O zaman bağlantı linki değişiyor. Ben şimdi düzenleyebilir kısımdayım. Bağlantıyı kopyala diyorum. Şuraya geliyorum. Yapıştırıyorum çete ve artık bu sunuma siz hepiniz erişebilirsiniz. Erişebilir durumdasınız. Şimdi girenleri göreceğiz burada. Bağlantıya tıklayabilirsiniz. Tıklayabiliyorsanız. Heh. Bakın yukarıda artık görüyorsunuz 5, 6, 10 neyse kaç kişi varsa hepsi burada yer alıyor. Bunların hepsini burada görebiliyoruz. Ve bu kullanıcılar artık bu tasarımı, bu sunumu düzenleyebilir.
Şurada yorum ekle dediğimde yorum ekleyebilirim. Buraya bir mention yapabilirim sunumdakileri. Örnek veriyorum Nida. Yorum yap diyorum. Nida'ya bu yorumum bildirim olarak gidiyor. Nida bu yoruma cevap verirse eğer şuradaki tiki cevapla deyip işaretledikten sonra hani süreç tamamlanmış oluyor gibi işbirliği çalışmaları burada yapabilirsiniz. Bunun dışında sunumla ilgili bir de şunu göstermek istiyorum size. Şöyle notlarıma bakayım da hiçbir şey atlamayayım. Evet. Şimdi mesela PowerPoint'te çalışmanın hangisini tekrar edeyim? Ekipler halinde çalışmayı mı sunmayı? Paylaş diyorum. Şimdi normalde bu bize şu şekilde geliyor. İşbirliği bağlantısının altında yalnızca siz erişebilirsiniz şeklinde. Onu tıklayıp bağlantıya sahip herkes dediğim anda yeni bir seçenek çıkıyor bana. Nasıl paylaşmak istediğimle ilgili. Yani nasıl bir işbirliği olmasını istediğimle ilgili. Orada da görüntüleyebilir, yorum yapabilir, düzenleyebilir deme şansım var. Ben şu anda düzenleyebiliri seçtim. Bağlantıyı kopyaladım. Kopyaladığım bağlantıyı da sizinle paylaştım. Şimdi bir sonraki aşama. Ben bu yani şeyi söylüyordum. PowerPoint'te sunumların en büyük problemlerinden bir tanesi, siz mesela hazırladığınız tasarımı, hazırladığınız sunumu, videoyu, her neyse o, mail yoluyla birisine göndermek istediğinizde çok büyük dosyalar oldukları için o mailler bir türlü gitmiyor. Ya işte WeTransfer'i kullanmak zorunda kalıyorsunuz. Ondan sonra işte ne bileyim başka Google Drive'a yüklemeniz gerekiyor. Oradan link veriyorsunuz vesaire vesaire. Bunu yapmanıza gerek yok. Burada da herkese açık görüntüleme bağlantısı dediğiniz andan itibaren herkese açık görüntüleme bağlantısı oluştur. Bağlantı oluşuyor. Kopyalıyorsunuz ve sizin mailin içerisine bunu link olarak yapıştırmanız yeterli. Şimdi chat'ten tekrar bir link atacağım. Ona tıkladığınız zaman sunumu kendi hızınızda dilediğiniz gibi döndüre döndüre inceleyebilirsiniz. Hatta şöyle yapayım, pardon bir saniye. Görünüyor değil mi? O bağlantıyı buraya tıklayayım, hep beraber bakalım. Ve bu arada şunu da söylemek istiyorum. Mesela şimdi sunumda bazı arkadaşlarım var. Ben sunumun ikinci sayfasındayım. 13. sayfasında bir değişiklik yapılması gerekiyor ve çok acil olarak yapılması gerekiyor. Ben sunumu yaparken şu an o sayfada olan ve değişiklik yapan arkadaşlarımın değişiklikleri burada canlı olarak eşanlı görünüyor. Bu başka bir uygulamada yok yani. Evet. Bunun dışında tekrar sunuma geri dönecek olursak. Şimdi bir de size şunu göstermek istiyorum. Sunumlar arasındaki geçişler. Yani aslında en güzeli bu geçişler oluyor. Çünkü sunuma dinamizm katan şeyler bunlar. Sunum slaytları arasında tıklarsanız eğer iki seçenek var. Bir sayfa ekle şurada. Bir de altında geçiş ekle var. Geçiş ekleye tıkladığınız zaman sol tarafta size geçişlerle ilgili bir menü açılıyor. Bu menüde siz istediğiniz şeyi seçebilirsiniz. Geçiş efektini. Bunu seçtiğiniz zaman mesela renk silme, akış. Benim en sevdiğim genelde eşleştir ve taşı. Ve bunu tüm sayfaları uygula diyebilirsiniz. Mesela tüm sayfaları uygula dediğimiz anda bütün sayfalara bu geçiş efekti ekleniyor. Ve sizin paylaştığınız bağlantı linkinde de sunum artık ona göre akıyor. Niye akmıyor? Hepsini yapmadık mı? Ay. Herkes açık şey.
Evet, bu şekilde. Şimdi gelelim başka bir özelliğe. Sunumdayım yine. Ben bunu sunacağım. Sun diyorum. Tam ekranda sun. Bu arada PowerPoint'teki gibi klasik şeyler de var. Sunucu görünümü. Ama sunucu görünümü mesela şey, yani hepimiz şey ezberden anlatmamızın imkan yok. Bazı şeyleri not alabiliyoruz kendimize hatırlatma amaçlı. Mesela ben bu sunumda şuradaki notlar bölümüne bir şeyler ekleyebilirim. Sunucu görünümünde bu notları okuma, bu notlara ulaşma şansım var. Fakat sunucu görünümünü aktif olarak kullanabilmeniz için çift ekran kullanıyor olmanız gerekiyor. Şimdi sun diyorum. Tam ekranda sun. Şimdi arkadaşlar, bakın bu sunumda dikkat ederseniz şurada aşağıda bazı şeyler var. Araçlar işte yakınlaştır, sihirli kısa yollar, canlı Canva canlı ile etkileşimli soru cevap, sunucu görünümünü aç, daha fazla tıklıyorum ve uzaktan kumandayı paylaş diyorum. Bu çıkan QR kodunu lütfen okutabilir misiniz? Ya bir kişi okusun ama. Ben isim seçebilir miyim? Bir dakika. Hemen hızlıcam. Çünkü sonra herkes şey yapabilir isteyen. Onu da bununla şunludur. Ece Er Yaşar. Burada mısın Ece? Telefonundan bağlanmıyorsan eğer. QR kodunu okutabilir misin? Okutamadın herhalde. Kim okutabilir? En azından hani yani telefondan bağlanmayan birisi için şey yapıyorum. Ben desin ve o okutsun. Tamam Sümeyye, sen okutabilir misin? Ben de okutayım da benim telefonum nerede? Telefonum. Şimdi Sümeyye, eğer okuttuysan çıkan ekranda sağ ve sola oklar göreceksin. Bu sağ ve Evet. sola oklar sayesinde Hı. sen artık bu sunumu kontrol edebilirsin. Hani bu sunumlarda her zaman bir prompter bulma, prompter mı Evet. deniyor bu? Hani işareti, hani bir işte sunumu geçmek için kullandığımız bir araç var, alet var. O alete gerek kalmıyor. Sen artık istediğin gibi bu sunumu sahnede dolaşırken, eğer bir sahnede bunu sunacaksan ya da bir kurul önünde sunacaksın. Bilgisayarının başında mahkum olmadan bu sunumu istediğin gibi oynatma şansın var. Herhangi bir cihaza da ihtiyacın yok. Sadece bu QR kodunu telefonunu okutman yeterli. Şimdi gelelim başka bir özelliğe. O şimdi arkadaşlar siz de okutabilirsiniz. Sümeyye'nin deneyimlediğini lütfen siz de deneyimleyin. Hocam bunun başını tekrar gösterebilir misiniz? Çünkü yakın bir zamanda sunumum var. Bunu değerlendiririm yani. Şöyle mesela bu aşağıda sunuma geçtiğin zaman ya yani uzaktan kumandayı bulman lazım. 3 Şu an nokta kayıtlı hali değil mi? Yani kaydettik, uzak sonra kayıtlı yere girdik. şöyle tekrar baştan en baştan göstereyim. Sun diyorum. Evet. İçeriği sun. Tam ekranda sun. Sun dedikten sonra yeni çıkan ekranda şurada QR kodunu uzaktan kumandayı paylaş var. Tamamdır. Uzaktan kumandayı paylaştığında QR kodunu okutman yeterli. QR kodunu okuttuktan sonra bunu kapat ama. Tamam mı? Kimse görmesin başka. Mesela siz, yani Tamam. başkası sunumda kontrol sahibi olmasın diye söylüyorum. Teşekkürler hocam. Tamam. Rica ederim. Şimdi o elimizdeki ne diyeyim, kontrol cihazının üstünde sihirli kısa yollar yazıyor. Ay, okutacaklar varsa şöyle tekrar açayım. Sihirli kısa yollar yazıyor. Bu sihirli kısa yollara bir bakın bakalım ne oluyor. Şuradan da ben şeyler için açmış olayım. Aslında orada gördükleriniz, şurada gördükleriniz. Onların herhangi bir tanesini tıklayabilirsiniz. Sunumunuza yine dinamizm, anlatımınıza enerji, heyecan katmak istiyorsanız buradaki araçları kullanın. Mesela.
Geçen gün bir tane kütüphanede eğitim veriyordum. Şeyde bir etkinlikte eğitim veriyordum. Bu perde kapanışını yaptım, bitti dedim. Halbuki bitmemişti. Daha sadece orada espri yapmaya çalışıyorum. Millet alkışlamaya başladı, bitti diye. Dedim ki hayır, şaka yaptım, bitmedi. Güzel bir şey olmuştu. Evet arkadaşlar, sunum kısmında bu şekilde. Bir de şeyi göstermek istiyorum. Şuradaki zamanlayıcı aracı. Mesela bu beyaz tahta yı kullanırken de çok işe yarıyor. Mesela ekipler halinde ikiye ayrıldınız, üçe beşe bir beyin fırtınası çalışması yapacaksınız. Fakat süreli bir çalışma. Burada süre ayarlayıp bu süreyi başlatabilirsiniz. Mesela odaklanılması gereken bir ortam. Müzik ayarlayabilirsiniz. Şöyle. Ne müziği açmadım? İyi. Heh. Bunu özellikle eğitimlerimde sunuma başlamadan önce kullanıyorum. Mesela eğitime başlama zamanını geri sayım olarak kullanarak ve hafif bir müzik çalıyorum ya da o günkü ruh halime göre biraz daha enerjik bir şeyler çalabilirim. Bu da böyle güzel bir tatlı bir araç Canva'nın içinde olan. Evet, bunu da dedikten sonra isterseniz şimdi şu Reels videomuza geçelim. Kendimi buraya aldım. Şimdi birlikte ne yapacağız? Hemen onu göstereyim. Birlikte bunu yapmaya çalışacağız. Şöyle izleyelim isterseniz önce. Evet, böyle bir Reels videosu yapacağız. Burada geçişler var, süreler var, giriş çıkışlar var. Bu komutu kontrol edebilmek için QR kodu otomatik olarak bize, bir dakika, bunu Canva mı veriyor yoksa bunu aktifleştirmesini bizim, yani bunu Canva oluşturuyor. Canva bunu oluşturduktan sonra zaten siz onu okuttuğunuz anda o aktif. Siz ekstra başka bir şey yapmanıza gerek kalmıyor. Şimdi devam edeyim. Bunu yapacağız dedik. Onu şöyle alıyorum. Rica ederim Zeynep. Yeni bir Reels videosu diyorum şuraya. Görüyorsunuz değil mi? Evet. Instagram Reels videosu. Yani Reels videosu seçmemin sebebi Reels çok popüler olduğu için. Fakat söylediğim her şeyi, anlattığım her şeyi bütün tasarımlarda kullanabilirsiniz. Yani videoya özel bir şey anlatmıyorum aslında. Dolayısıyla burada anlattığım her şey şeyde de kullanılabilir. Şimdi, evet yine boş bir sayfayla karşı karşıyayız. Biraz önce yaptığım görselde bir arka plan rengi değiştirmek zorunda kalmıştım. Fakat bu sefer arka plan rengi değiştirmek istemiyorum. Çünkü arka planda bir görsel kullanıyor olacağım. Hemen bileşenlere geliyorum ve bileşenlerin içerisinde bir yeşil smoothie araması yapacağım. İngilizce yapıyorum bu sefer. Her zaman İngilizce yapmak zorunda değilsiniz. Türkçe de yapabilirsiniz. Fotoğrafların içerisinden seçeceğim. Benim canım görselim, hep kullandığım. Evet, şurada buldum. Bunu alıyorum. Buraya yerleştiriyorum. Bunun arka plana geçmesini istiyorum. Arka planda kalacak bu. Yani böyle uzatıp böyle yapıp bunu arka plana da alabilirim ama o zaman tasarımdaki bileşenleri, öğeleri oynatırken habire bu da oynayıp duracak, benim sinirimi bozacak. Bunu engellemenin iki yolu var. Bir, görseli arka plan olarak ayarlayabilirim ya da kilitleyebilirim. Ama ben görseli arka plan olarak kullanacağım. Onu da nasıl yapacağım? Sağ tıklıyorum görselin üzerine. Görseli arka plan olarak ayarla diyorum. Ve artık bu görsel benim arka planımda yer alıyor. Şimdi ben görseldeki bu öğeyi arka plandan ayırmak istiyorum. Üzerine tıklıyorum. Fotoğrafı düzenle diyorum.
Ve sihirli tutmayı seçiyorum. Birkaç saniye içerisinde Canva öndeki nesneyle arka planı birbirinden ayırıyor. Artık bu bağımsız bir şekilde burada oynayabilir. Çok hassas ve çok ince ayar yaparak gerçekten böyle güzel bir içerik hazırlamak istiyorsanız şuradaki gölgeleri ortadan kaldırmak için sihirli silgi aracını kullanabilirsiniz. Sihirli silgiye tıklıyorsunuz. Pardon. Bu görselde yapmıyorum bunu. Şu arka planda yapıyorum. Arka planı seçmem lazım. Seçtiğim görsel üzerinde çalışıyorum. Sihirli silgiyi seçiyorum. Biraz fırça boyutumu büyütüyorum. Şöyle seçiyorum. Orayı zeminin arka planın dokusuna uygun şekilde yeniden yapıyor. Yani bu Photoshop'ta falan bilmiyorum çok zor bir şey. Çok zor bir teknik yapmak. Ben zorlanıyorum. Yani bu daha kolay geliyor bana. Şimdi bunu biraz aşağı indireceğim. Biraz da büyüteceğim. Şu şekilde. Şöyle. Şöyle. Okey. Şimdi yandan yazılar çıkacak. O yüzden o çıkan yazılar şunun arkasında kalmasını istemediğim için tekrar bir fotoğrafı düzenliyorum. Sihirli silgiyi kullanacağım yine. Biraz yakınlaştırıyorum. Şöyle. Ortadaki çalı çırpıyı kaldırayım. Bu arada yeşil smoothie çok iştah açıcı görünüyor ama tarifte yazanlar çok alakasız. O yüzden ben de kafama esmiş öyle yapmışım. Şimdi yani tarifi yapmayın demek istiyorum. Şimdi evet şeyimizi hazırladım. Görselimin ana temasını diyeyim. Şimdi biraz metin ekleyeceğim. Öncelikle başlığa tıklıyorum. Şunu biraz büyüteyim. Bu sefer Gluten fontunu kullanacağım. Gluten'i seçtim. Büyük harf yapıyorum hepsini. Ve sağlıklı yazıyorum. Seçiyorum, biraz küçülteceğim. 55 pund olsun. Şöyle. Rengini beyaz yapacağım. Şimdi etrafına bir efekt vermek istiyorum. Yani bir arka plan olacak arkasında. Arka plan yapıyorum. Arka plan için de efektlere geldim. Bakın efektlerde bir sürü efekt var. Bunları tasarımınıza göre dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Artık bu tamamen sizin yaratıcılığınıza ve hayal gücünüze kalmış bir şey. Burada arka plan rengini değiştirmek istiyorum. İki şekilde değiştirebilirim. Buradaki hazır renklerden birini seçebilirim ya da belge renkli şey ekle deyip yeni bir renk ekleyebilirim. Eğer renk kodunu bilmiyorsanız ve görselinizle uyumlu bir renk tonu yakalamak istiyorsanız şuradaki damlalığı kullanabilirsiniz. Damlalığı kullanarak hop gelip bu damlalığın okuduğu renklerden herhangi bir tanesini seçebilirsiniz. Bakın şeyin rengi şu şekilde değişti. Şimdi ben bir de bunu kıvırmak istiyorum. Tekrar efektlerden soldaki menüyü açtım. Aşağıdaki kıvırma bölümüne geldim. Ne oldu bu? %100 kıvırmak istemiyorum. 50 kıvırmak istiyorum. Bir de harf aralığını açmak istiyorum. Onu da şöyle göstereyim size. Şöyle biraz açmak istiyorum. Kaç olsun? 100. Tamam. Bunu da böyle yaptık. Bu arada hani nasıl yakınlaştırıp uzaklaştırıyorum? Şuradan yakınlaştırıp uzaklaştırabilirim. Ya da kontrole basılıyken ben Windows kullanıyorum arkadaşlar. Apple iOS karşılığını bilenler bilmeyenlere söylesin. Kontrole basıp mouse'umun şeyini o rolunu oynatıyorum. Evet, bunu da hizaladım ortaya. Şimdi yeşil smoothie yazacağım. Yine metine geliyorum. Metin ekliyorum. Yeşil isim yazıyorum. Bu arada arkadaşlar Canva kütüphanesindeki metinler içerisinde Türkçe karakter olmayanlar da var.
Çünkü her ne yazık ki yazı tipi Türkçe ya da nasıl diyeyim böyle etnik alfabeleri dikkate alarak tasarlanmıyor. Bu gibi durumlarda ben ne yapıyorum? Mesela şimdi biliyorum bu kullanacağım yazı tipinde Ş harfi yok. Şimdi göstereceğim ne yaptığımı. Bakalım beğenecek misiniz? Şimdi benim kullanacağım yazı tipi de Blueberry. Yani buna çok yakışan bir yazı tipi ama maalesef Türkçesi yok. Blueberry yaptım. Yazı büyüklüğü de 80 olsun. Tamam. Şimdi alıyorum bunu, Ctrl D yapıyorum. Aynı yazı karakterinden bir tane virgül yapıyorum. Bunu şöyle şey yapayım. Şöyle şeyinin altına getir. Yani çok basit bir çözüm ama yani kolay demek istemiyorum basit derken gerçekten basit demek istiyorum. Bunları da şimdi alıyorum, gruplandırıyorum. Artık bunların hepsi bir öğe olarak böyle beraber taşınıyor. Son bir şeyim kaldı. Şunu birazcık bir tık küçülteyim. Çok fazla büyük olmuş. Evet. Evet, bir de son olarak altına tarifi yazacağım. Onu da büyük harflerle yapıyorum hepsi. Ve bunun içinde başka bir font olan Garrett'i kullanacağım. Bold yapıyorum. Ve şuradaki yeşilin rengini kullanmak istiyorum. Evet. Onun da yazı büyüklüğünü 55 yapalım. Tamam. Birinci aşamayı bitirdik. Şimdi geldik ikinci aşamaya. Bu arada şunu da söyleyeyim. Şimdi yazı karakterlerimin böyle arası, konumlandır diyeyim, ortalayayım, dikey olarak hizalı diyeyim, birbiriyle eşit olarak aralıklandığını düşünüyorum. Gerçi bu kıvrımlılarda tam olarak aynı görsel şeyi vermiyor. Göz hizalamasını. Şöyle başlayayım. Evet. Şimdi buradan yanlardan çıkacak şeyleri ekleyeceğiz. Hemen yeni bir sayfa açıyorum. Ama bu sefer boş ve temiz bir sayfa açıyorum. Bileşenlere geliyorum ve bileşenlerden bir tane kıvrımlı dikdörtgen alacağım. Kıvrımlı kare alıyormuşum. Kıvrımlı kare aldım. Bunu dikdörtgen haline getireceğim. Bunu yaparken konumlandırdan boyuta geliyorum ve yani genişlik ve yüksekliğini kendim manuel girmek istiyorum. 432-146 gireceğim. Ve rengini de şey yapmak istiyorum. Ne yapmak istiyorum rengini? Aslında bu renk güzel bir renk. Bu kalabilir. Şimdi rengini seçtim. Arkasına kenarlık stili yani bir kenarlık eklemek istiyorum. Şu çizgiye tıkladığım zaman artık kenar kalınlığı aktif bir hale geliyor. Kenar kalınlığı 4 olarak kalabilir. Köşe yuvarlatmayı 23 yapıyorum. Rengini de kenar rengini buradaki yeşilden yapıyorum. Bir dakika. Tamam. Şimdi biraz yaklaştırayım. Yakından şey yapalım. Şimdi buraya artık tarifimdeki malzemeleri yazacağım. Tekrar metin ekle menüsüne geliyorum. Yine şey olacak, gluten olacak yazı karakterim. Öncelikle rengini değiştireyim. Yine aynı yeşil tonunu kullanmak istiyorum. Ve buraya 4-5 dal ıspanak yazıyorum. Sola hiza alıyorum. Metin satırların arasını daraltmak istiyorum. Şöyle 0,83 yapayım. Bu ama şey olmadı galiba değil mi? Gluten. Bold olmasını istemiyorum. Tamam. Onu şöyle şuraya yasladım. Şimdi bir tane ıspanak görseli bulayım. Hızlıca. Şunu bulayım.
Şimdi arkadaşlar, tasarımlarda bazı şeyleri birbirlerine hizalamak çok zor olabiliyor. O yüzden de biz cetveller kullanıyoruz. Şurada yukarıda, solda cetvelleri görebiliyorsunuz. Bunu buraya hizaladım. Görselin şeylerinin burada olmasını istiyorum. Metin başlama yerinin burada olmasını istiyorum. Bir de şunların üçünü seçeyim. Konumlandırdan. Tamam, bunlar yatay olarak ortalamışlar birbirlerini. Bir şey yapmama gerek yok. Şimdi geliyorum. Seçtim hepsini. Kontrol D diyorum. Kontrol C ve kontrol V de yapabilirsiniz. Ama iki kere tuşa basmaktansa. Kontrol D dedim. Bunu biraz şöyle birbirine yaklaşayım. Şimdi artık bir daha kontrol D diyorum. Artık aynı eşit aralıkla bana otomatik olarak şey yapıyor. Yerleştirme yapıyor. Devam edelim. Ne vardı? 2 bardak Hindistan cevizi sütü. 2 bardak Hindistan cevizi. Ama bu çok büyük oldu. Şunu 30 yapayım. Şuraya sığdırmaya çalışayım. Tamam. Bir tane de Hindistan cevizi bulacağız. Coconut. Şu bir tane olmuştur. Bir şey olsun peki. Şu ıspanağı kaldırıyorum artık. Şunu da şuraya yerleştireyim. Şu görsel bir daha güzelini buldum. Evet, bunu yerleştirdim. Şimdi neydi bir sonraki? Bir donuk muz. Evet. Bu nedir? Bir yeşil elma. Arkadaşlar, bir de yeri gelmişken size şeyi göstermek istiyorum. Şimdi mesela tasarım yapıyoruz. Dikkat ederseniz şu anda tabii ki de çok böyle vaktinizi almasın diye görsel olarak aynı tasarım ailesi içeren, aynı görsel koleksiyon içerisinden görseller arayıp bulmaya çalışmıyorum. Ama mesela bir tane görsel çok beğendiniz ve ben bunun diğer benzerlerini de kullanmak istiyorum derseniz, yapmanız gereken görseli tıkladıktan sonra yukarıda açılan menüde infoya tıklamak. Eğer bir koleksiyon halinde tasarımcı yayınladıysa bu görselleri, koleksiyonu görüntüle diyebilirsiniz. Bakın, bu koleksiyon halinde yayınlanmamış. Eğer öyle olsaydı burası aktif olacaktı. Mesela işte bazı özel günler için içerik hazırlarken, işte öğretmenler günü, okulların açılışı, bir tane şey beğeniyoruz. Diyelim ki öğe bileşen ve o bileşen ailesini, o bileşen koleksiyonunun içinden görseller kullanmak istediğimizi gerçekten çok işe yarıyor. Bir de beğendiğiniz bir bileşen var. Siz bunu defalarca kullanmak istiyorsunuz. Şurada yıldızla dediğinizde artık bu sizin elinizin altında kolayca ulaşabileceğiniz bir görsel haline geliyor. Bunu da projelerinizin içerisinde şurada sol taraftaki şurada yıldızlılar klasöründen ulaşabilirsiniz. Mesela bunlar da benim kendi yıldızladıklarım diyeyim. Devam edelim. Son bir şeyimiz kaldı. Yarım avokado. Onu da şöyle küçültelim. Evet. Şimdi bunları tek tek kontrol G deyip gruplandırıyorum. Seçerek.
Şimdi bunların hepsini tuttum, seçtim. Kontrol C diyorum. Ve ilk tasarımıma geri dönüyorum. En önemli kısım burası. Yani aslında bunları burada ayrı ayrı hazırlamamın sebebi şuydu. Burada kalabalık yaratmak istemedim. Kontrol V dedim ve buraya yapıştırdım. Şimdi alıyorum bunların hepsini tekrar seçiyorum. Alıyorum şöyle şunun hizasına şöyle getiriyorum. Biraz yakınlaştırayım tam göreyim. Evet. Şimdi konumlandıra geliyorum. Bunların hepsini arkaya gönderdim. Artık görünmüyorlar. Görünmemelerini istememin özel bir sebebi var. Birazdan göreceksin. Şimdi tasarım sayfa şeyime geldim. Sekansıma diyeyim yani klibime geldim. Ana klibime. Kontrol D yapıyorum ve yan tarafa onu kopyalıyorum. Aynısının ikinci bir kopyasını oluşturuyorum. Şimdi ikinci tarafa geldim. Ya, bu arada bir saniye onu yapmadan önce size bir de bir şey daha göstermek istiyorum. Şimdi bu şişe çok havada duruyormuş gibi görünüyor farkındaysanız. Ben bu şişeyi biraz ayakları yere bassın istediğim andan itibaren ben artık buna bir gölge eklemem lazım. Gölge diyorum. Gölgeleri göremiyor olabilirsiniz ya da görüyor da olabilirsiniz. Şöyle bir tane gölge alacağım. Şöyle genişleteceğim. Biraz şeffaflığını azaltacağım. Ve şunun altına şöyle ekleyip konumlandırdan arkaya göndereceğim. Biraz daha şöyle. Yani böylelikle şey fotoğrafım biraz daha gerçekçi oldu ve kesilmiş gibi görünmekten uzaklaştı. Bu tarz ufak tefek rötuşlar ve ayarlamalar yapabilirsiniz. Şimdi her şeyimi ilk video klibimde düzenledim ki sonrakiler bunun devamı olacak. Ve devamında habire tekrar tekrar aynı şeyleri eklemek, düzeltmek zorunda kalmayayım. Yani o yüzden biraz planlamamı da ona göre yaptım ki zamanımı verimli kullanayım. Şimdi kontrol D diyorum. Artık yan tarafa çoğaltabilirim. Şimdi arkadaşlar benim amacım arka taraftaki o küçük kutucukları tek tek çıkarmak. Bunun için konumlandıra geliyorum. Konumlandırda, normalde konumlandır dediğimizde bize açılan menü buydu. Fakat yan tarafında katmanlar var. Katmanlara tıkladığım anda ben bu sayfadaki bütün bileşenleri görebilir hale geliyorum. Şimdi neredeydik biz? İlk önce 4-5 dal ıspanak demiştik. Shift'e basılı tutmuş bir şekilde yan tarafa doğru bunu sürüklüyorum ve şuraya getiriyorum. Bıraktım böyle. Şimdi kontrol D diyorum tekrar aynı şeye. İkinci bir sayfa, üçüncü bir sayfa açıldı. Tekrar konumlandıra geliyorum. Bu sefer sıra iki Hindistan cevizi sütünde. 2 bardak Hindistan cevizi. Onu da bunun hizasına geçiyorum. Şimdi tekrar kontrol D diyorum. Yan tarafı tekrar açıldı. Sıra donuk muzda. Donuk muzu buraya çıkarıyorum. Şimdi bir daha kontrol D diyorum. Yeni bir sayfa açıldı tekrar. Yeşil elmadayım. Yeşil elmayı tuttum. Sürüklüyorum. Tekrar kontrol D ediyorum. Ve son 4-5 dal ıspanağımı, ay pardon, yarım avokadomu buraya hizaladım. Evet. Şimdi geldik videolarımızın süresine, kliplerin süresine. Bu kliplerin süresi bu kadar uzun olamaz. Çünkü hızlı hızlı geçişler var. Ben şimdi bunları 2 saniyeye ayarlayacağım. 2 seçeneğim var. Bir kenarlarından tutup tek tek hepsini düzenleyebilirim. Ya da herhangi bir tanesinin üzerine tıklayken yukarıdaki süreyi düzenle kısmına gelirim. 2'yi enter ve tüm sayfalara uygula. Otomatikman hepsi bütün sayfalara uygulanmış olur. Ama benim klibimdeki akışın düzgün olabilmesi için aralara geçiş de eklemem lazım. O geçişi eşleştir ve taşı diye ekliyorum. Ve yine bunu tüm sayfalara uygula diyorum. Onu da uyguladık. Şimdi bir de en başta yazılarımın da böyle animasyonlu girmesini istiyorum. Şuna animasyonuma pop diyeceğim.
böyle patlasın. Ama bunu sadece girişte kullanmak istiyorum, çıkışta kullanmak istemiyorum. İkinci yazıma yeşil smoothie'ye, ama bu arada hepsini seçmem lazım. Yoksa sadece virgül yapar çünkü o seçili geldi. Ona bir dakika. Hepsini seçince patlama gelmiyor. Tamam, tek tek yapacağız o zaman. Şuradaki patlamayı kullanacağım. Şu sonra da şeye de patlama yapacağım. Virgüle. Evet, şimdi oldu. Bunu da sadece girişte yapmak istiyorum. Çıkışta yapmak istemiyorum. Çünkü ikinci sekansım da yoksa şey olacak. Çıkarken de patlayacak. Öyle bir şey istemiyorum. Ve tarifi yazısının da yukarı doğru süzülmesini istiyorum. O da girişte olsun. Şimdi geldik müzik eklemeye. Bileşenlere geliyorum yine. Sese geliyorum. Gelemiyorum. Heh, şuradan. Tabii ki de ses kütüphanesinin içerisinde çok fazla pro şey var. Nasıl diyeyim? Ses var. Bu pro seslerin kullanmak istiyorsanız pro üye olmak gerekiyor. Ama ücretsizler içerisinden de arama yapabilirsiniz. Şimdi ben şunu ekleyeceğim. Island Party. Zaten otomatikman aşağıya geliyor. Bir de şunu söylemek istiyorum. Bu geçişlerle ilgili olarak dikkat ederseniz bir geçiş süresi var. Geçişler kaç saniye, kaç salisi olsun. Bu tamamen sizin tasarımınızın ruhuna bağlı olarak değişecek olan bir şey. Şimdi şurada son sayfada şeyi kaldırayım. Şunları, bunlarla bir işim kalmadı artık. Şunları da yerlerine geri gönderiyorum. Ve en sonda da geçişimi dağılma olarak kapatmak istiyorum. Hani böyle dağılarak kapansın. Belki oraya eğer bu yeşil smoothie tarifi veren marka olsaydım oraya bir call to action ekleyebilirdim. İşte daha fazla tarif için web sitemizi ziyaret edin gibi. Hani arzu edilirse öyle bir şey de yazılabilir. İsterseniz bir izleyelim nasıl bir şey olmuş. Bir dakika. Müzik hızlı girdi. Gibi. Videolarla ilgili olarak son bir de şunu söyleyeyim. Şimdi bu videoların dikkat ederseniz bir süresi var. Aynı şekilde öğelerin de bir süresi var. Mesela buna tıkladım. Sağ tıkladığım zaman süreyi göster diyor. Bu süreyi göster aslında klasik bir video düzenleme aracı mantığıyla çalışıyor. Biz bu görseldeki, pardon, bu yazının ne zaman girip ne zaman çıkması istediğini size şuradan tutup sürükleyerek ayarlayabilirsiniz. Şöyle ki mesela şöyle yapalım. Şu başta dursun. Şu yeşil sumit yazısı biraz sonra girsin. Tarifi yazısı daha da sonra girsin mesela. İzleyin bakalım neye benzemiş. Hem bir sıralandırma yapmış oluyor. Şimdi orada 1,7 saniyenin içerisinde çok kısa bir alan olduğu süre olduğu için mesela sunumlarda da bunu çok güzel kullanabilirsiniz. Bir sunum sayfanız var. Bir şeyin daha sonra girmesini istiyorsunuz. Belli bir akış sırasıyla gelmesini istiyorsunuz. Bunu da o şekilde ayarlama şansınız var. Dedikten sonra ben anlatacaklarımı bitirmiş olayım. Sizlere de çok teşekkür ediyorum. Aylin Hanım, biz teşekkür ederiz. Şöyle bir sunumu durdurayım. Hepinizi bir göreyim. Göremiyorum ama göreyim diyeyim. Sorularınız varsa şimdi dinleyebilirim. Sanıyorum videoyu şey kayıt aldı. Ben Siz aldım kayıt ilk ettiniz. sefer. Sefa aldı. Sanıyorum YouTube'da yayınlanacak. Doğru mu? Evet, izniniz varsa YouTube kanalımızda Yayınlayabilirsiniz. Videoları kaydettiğinizde yüksek çözünürlüğü kaydedebilirsiniz. Şöyle ki tekrar ekran paylaşayım. Görüyorsunuz değil mi? yayınlayacağız. Şimdi paylaş.
dediğim zaman şurada indirme seçeneği var. Şu an ekran paylaşımı yapmıyorsunuz ama. İndir seçeneği var. Burada mesela bakın MP4 video olarak kaydet şey yapmak, paylaşmak istediğinizde kalite bölümü var. Orada kaliteyi 4K'ya çekebiliyorsunuz ama bu da pro bir özellik. Hani şurada şu şey ikonunu gördüğünüz, ne denir ona? Touch ikonunu gördüğünüz her şey pro. Ben teşekkür ederim. Başka sorunuz varsa alabilirim. Esasında benim birden çok sorum vardı ama sunum içerisinde hepsine teker teker değindiniz esasında. Okey, süper, sevindim. Yani özellikle soru cevabı sonda yapmamın sebebi çünkü bazen sorular geliyor fakat ben onu anlatacak oluyorum. O yüzden sona saklıyorum. Ama varsa dinlemeye hazırım. Yoksa da teşekkür ediyorum. Bir şey söyleyeceğim. Siz bir kaydımı aldınız. Ben de ekranlarını açabilenlerle bir ekran görüntüsü alsam, bir fotoğraf çeksek olmaz mı? Eğer açabiliyorsanız. Tabii ben ayarlardan izin vereyim arkadaşlar. Kamerasını açabilenler, zorlama yok. Kimse açamıyor mu? Olduğu kadar tamam. Tamamdır. Teşekkür ediyorum. Aa, bir senin açmış. Bir dakika. Hemen tekrar bir tane daha. Tamamdır. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Biz teşekkür ederiz. O zaman herkese teşekkür ediyorum. Aa, size şeyi göstermeyi unuttum. Bir saniye. Hemen onu da göstereyim. Ne olur eksik kalmasın. Sunumla ilgili bir şey daha göstermek istiyorum. Tekrar ekranımı paylaşacağım. Tam bitti derken aklıma geldi. Şimdi evet. Tekrar bir sunum şey yapıyorum şimdi. Şimdi diyelim ki herhangi bir sunum yapıyorsunuz, bir etkinliktesiniz ve böyle tıpkı benim karşımda olduğu gibi insanlar var sizin de karşınızda, dinleyicileriniz var. Ve dinleyicilerinizle şey yapmanız gerekiyor, onlarla interaktif bir şekilde sunuma katılmalarını istiyorsunuz. Şimdi ben tekrar tam ekranda sunuyorum. Ben sizden tekrar telefonlarınızı çıkarmanızı rica edeceğim. Bakın şurada Canva canlı etkileşim soru cevap var. Buraya tıklayıp yeni oturum başlat dediğimde şurada yine sol köşede bir QR kodu var. Bu QR kodunu okutursanız eğer artık siz buradaki sohbete katılıyor oluyorsunuz. Düşüncelerinizi, sorularınızı sorabilirsiniz ya da eğer siz konuşmacıysanız katılımcılarınızın sorularını buradan alabilirsiniz. Aynı zamanda burada bir davet linki de var. Daveti kopyalayabilirsiniz. Mesela evet birisi merhabalar demiş gibi. Yani böylelikle canlı olarak sunumunuza katılımcıları da almış olursunuz. Bunu da atlamamış olayım. Bunun dışında Canva ile ilgili her şey yani benim burada anlattıklarım belki de hani yarısından bile azı. Çünkü kısıtlı bir zamanımız var. Verebildiğim her şeyi vermeye çalıştım. Ama bunun dışında kalan kısım için lütfen Canva'ya girin, kurcalayın, uygulamalar kütüphanesini mutlaka ziyaret edin. Gerçekten çok çok güzel yaratıcı araçlar var. Onları kullanmanızı öneririm. Çok Peki. teşekkürler. Ben teşekkür ediyorum. Herkese keyifli günler diliyorum.